Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Tekrar günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza ettirsin. Şimdi şöyle bir yarım saatlik inşallah bir ısınma yapalım. Böyle bir hem de oturmuş olur haletimiz. Ha, halet şeymiş ha. Sonuç değil. Halet zemindir. Halet zemindir, zemin. Onun içinde işleyeceğiz. Mekansız mekan. Okuyorum. Mahal, hal, halet. Mekanı anlatır. Kavramlar mekan üzeredirler. Mabet ise mahaldır. Haletler de mekandır, mahaldır. Mabedin içine girmeden hissedemezsiniz. Şimdi farkı söyleyeyim. Şimdi beton değil de taş. Mabetler betonla yapılmaz. Taş da yapılır. Taş da yapılmasının sebebi betona şekil veremezsiniz. Taşa şekil verirsiniz. Ondandır ki dima dağa nispet edilmiş. Dağa şekil verirsiniz. Yontarsınız heykeltıraş gibi, şekillendirirsiniz. Daha istersen havalimanı yaparsın, istersen mağara yaparsın. Ondan dima dağla nispet edilmiş. Nihayetsiz hikmetlerinden biri de dağdan alınan taş beton değil. Mabede getirirsiniz. Ölçülü yontarsınız bina olur. Ölçülü yontarsanız dağdan getirilen taş bina olur. O taşı binaya bina ölçülü yaptın, geometrisini getirdin, mabet oldu. Ama ona sanatsal simge yüklersen olur sana mabet. Binadan mabede dönüşür. Taşa mabedin manasına göre şekillendirdiğin gibi dimanı da vahiy ile şekillendiriyorsun. Onun için vahiler dağda gelmiş. İlk. Mabet, halet, mahal aynıdır. Haletlerin, haletlerde ortaya çıkan hisler, duygular vesaire bizim aslında taptığımız, tapındığımız şeylerdir. Tek teklerin tesiri pek olmaz. Bu doktor Fikret'in bu sana daha çok bakıyor sevgili canım kardeşim. Şöyle. Şizofreniden yani şey tıbbın konusu bedendir. Ama vahyin konusu hem ruhtur hem bedendir. Onun için diğer yer bizde ister istemez bizi oraya götürdüğü için giriyoruz. Şöyle düşünün. Dimağda 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Hepsi ayrı bir enerjidirler. Güçtürler. Yani şunu kastetmiyorum. Geçen, dün bundan biraz bahsettim. Şimdi hulasa edeceğim. Mesela 7 tane şu anda elektrik imal etme yöntemi var. 1. Güneş paneli. Panel koyarlar. Sokakta da sokak lambalar var ya ışıklarda. Panel koyarlar. Güneşten enerji imal edersin. 2. Rüzgarla elde ederler. 3. Çöpleri yakarlar. 4. Termik santrali yaparlar. Kömür. 5. Hidroelektrik sudan. 6. Nükleer.
yaparlar. 7 jeneratör. Jeneratörle, mazotla. Sonuç hepsinde enerji aynıdır. Tek şeydir. Yani ampul yakar. Hangisiyle elde ederseniz elde edin. Bu dima ise 7 tane enerji kaynağıdır. Tahayyül, tasavvurun enerjisine hiç benzemez, hiç alakası yok. Taakkulun enerjisine hiç alakası yok. Mesela güneş paneliyle elde edilen enerjiyle çöp yakarak jeneratörle elde edilen enerji aynıdır. Evde kullanırız, hepsi eşit. Dima öyle değil. Şimdi hem tıbba geleceğim, şizofreniye geleceğim, hem de psikolojilerimizi, düşüncelerimiz nasıl farklılık arz ediyor, niye bayılıyoruz, niye şizofreni, niye garip garip hisler, düşünceler, intiharlar geliyor, ona kısaca bahsedeceğim. Yani bir doktorluk değil ama din hayatın hayatıdır, dinin içindedir bunlar. Eletiği anladık mı abiler? Anladık. Tahayyülün imal ettiği enerji ile tasavvurun imal ettiği taakkulun, tasdikin, izanın, iltizamın, itikadın hepsi dağlar kadar fark var. Mesela tahayyülün imal ettiği mekana benzeyen bir enerjidir. Enerji dersem hepsine eşit ismi kullandığım için eşit sayarım. Yani mekansaldır. Tasavvur ise düşünseldir. Taakul ise akli bir şeydir. Tamam, bu yedisi farklıdır. 7 tane sistem farklıdır ama enerji değil. Başka diyecek bir tabir bulamıyorum. Tahayyülün imal ettiği ile tasavvurun imal ettiği hepsi farklı. Tamam mı? Şimdi tasavvura şimdi giriyorum. Tasavvura. Tasavvurun içerisinde, bu sistemin içerisinde de 7 tane farklı enerji paketleri var orası da. Mesela düşünce, bilgi, malumat, emri nisbi, emri itibari, zan, şüphe, tereddüt gibi. Hepsinin de kendisine müstakil bir enerji paketidir. Yani enerji paketi de derken lütfen enerji diye şey yapmayın ama burada enerji ifade ediyorum. 7 şeyi de tasavvur farklıdır tahayyülden ama tasavvurun içerisindeki sistem de mesela şüphe ile tereddüt, bilgi, malumat, zan, düşünceler, vehimler, emri nisbiler, emri itibariler hepsi birbirinden böyle farklı. Niye anlatmaya çalışıyorum? Sistemi tanımasanız sistemi yönetemezsiniz. Taakkula gel. Taakkulda deha, hüşyar, tefekkür, zeka vesaire 40 küsur tane sıfat. Hepsi de farklı. Hepsi de farklı. Şimdi dima böyle bir sistem mi abiler? Dima kafa. İşte bunu bütünsel getiren, bütüne getiren itikattır. İtikattır. Kemalatına doğru. Ne kadar kemalat varsa itikatta o kadar bütünseldir. Güçtür o zaman. Acayip bir hal olur böyle. Canlı olursun böyle. İtikadın kalitesine göre Allahça verilen, Allah'ın verdiği değil. Allahça cevabı, bir dakika, Allah'ın verdiği değil. İtikadımızın kalitesine Allahça verilen cevap imandır. İman kazanılan değil, verilendir. İtikad kazanılandır. Şimdi şizofreni nedir o? Dimada 7 mertebe var mı abiler? İçerisindeki paketlerde bir sürü tabii. Tasavvurun dedim ya. 7 tane paket bütünsel olursa güçtür. Tamam, teksin. Artık karşısında hiç kimse duramaz. Maddi hastalığın da arkasına geçebiliyorsun.
yönetebiliyorsun. Mesela zehir tesir etmiyor. Usta da etmedi. Resulullah etmedi. Sahabe etti. Eğer o dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakkuller ne kadar tek tek kalırsa, müstakilleşirse, bütünsellik bozulursa, o zaman dış ve iç yaptırım baskılarına uğrarsın. İşte içsel bütünlüğün çöküntüsüne şizofreni denilir. Tamam mı? Şizofreni. Bayılmalar olur. Halüsinasyonlar olmasının sebebi içsel sinyallerin birbirine geçişinden kaynaklanıyor. Mesela çıt 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 çıt. Akünün kafasını böyle şey yaparsın ya çıt çıt. Veya niye şimşeklerin şekli değişiktir böyle 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 böyle. Bulutların şekline göredir. Onun için garip garip hallerin olması veya bayılmanın olması şu anda bir sürü şey söyleniliyor tıpta ama bir çaresi de yok yani öyle. Geçiştiriliyor, baskılıyor ilaçla vesaire. O sistemin bütünselliğini kaybetmesidir. Bunlardan dolayı işte karabasan da olabiliyor. Bir sistemden giriyor, karabasan girebiliyor. Vehimler garip garip oluyor. İntiharlar seçenek olmaya başlıyor. Yani bu sistemin bütünselliğini kaybetmesi nispetinde oluyor. Anladınız mı? Hemen ilaca sarılmayın. Yani sebebini bilin. Ondan sonra ilaç size yardım eder. İlaç kullanmak sizin şahsiyetinizi düşürmez. Ayağın kırıldı. Ayağın kırıldı diye. Yani baston kullanmak senin şahsiyetini bozar mı? Ama biz biliriz ki baston iyileşmesine sebep olur. İyileştirmez. Ama şahsiyetimi de düşürmez. İlaç da baston gibidir ya. Sistem zaten kendisini yeniliyor, ilaç yardım ediyor. Ya bir malzeme oluyor veya harici mikroplara karşı savaşmaya vesile oluyor vesaire. Burada dimağın bütünselliğini kaybetmesi oluyor. O zaman her bir sistem müstakil olur. O müstakilleşen 7 taneden bir tanesi güç hakimiyeti olunca baskılıyor. İnsan da bütünselliği kaybedip bir gücün baskılamasından ortaya çıkan hal böyle bayılıyor. Korkunç bir enerji ortaya şey hakimiyeti oluyor. Bir başkası, başka bir doktor der ki enerji kaybından olur. Bu kaybettiği için bu güçleniyor. Bu güçlendiği için bu kaybetmiş oluyor. Nereden bakarsan bak. Yani dima bu. Dağ niye nispet edilmiş? Dima dağdır. Taşa. Dağ taş. Çünkü taşa şekil verirsiniz. Betona veremezsiniz. Getirirsiniz dağdan getirilen bir kayayı. Geometrisini alırsınız. Güzelcene koyarsanız saray olur. Bina olur. Güzelcene yerleşsin. Ama o mabedin taşına simgeselliğini manayı manaya göre şekillendirirseniz böyle tık 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 mabet olur. Sonuç mudur? Hayır. Bu halettir. Mabet halettir. İçine girdiğin zaman etkilenen işte sen ruhtur. Histir. Halet-i ruhiyedir. Halet zemindir. Fikir yöntemdir. Sonuç olmadığı gibi. İtikat sonuç değildir. Süreçtir. İmana götüren. Ne kadar oldu? Birkaç tane de şuradan okuyayım. Dima anladık mı abi? Dima çok ilginçtir. Bunlar niye anlatıyorsun? Seyrettiğiniz her video. Mabede girdi birisi camiye. Kabe'ye. Girdi. Orayı etkiler. Her seyrettiğimiz video film zannetmeyin. Bir bilgi zannetmeyin, bir heyecan zannetmeyin. Orada oynayan adamların haletinden o filmi yazan senariste kadar kullanılan malzeme vesaire ortamın haletleri sen görmüyorsun. Onlar enerjiye dönüştürülerek filme yükleniyor.
Niçin manevi hastalar çoğaldı? Maneviyat eksikliğinin dışında cinler elektriğe binebiliyor, filme binebiliyorlar. Filme binebiliyorlar, filme. Filmin içine girebiliyorlar, enerjiye girebiliyorlar. Işık hızıyla hareket ettikleri için. Dolayısıyla çok onu seyredin. O filmde oynayan adamın haleti sana gelebiliyor, geliyor. Delili nedir? Kapattığın zaman belki saatlerce onun etkisinde kalıyorsun. Hani bitmişti. O heyecanı yaşadın, bitti. Yemek açtın, sofraya oturdun, yedin, daha o haleti yok. Ama film öyle değil. Belki günlerce onun etkisinde kalıyorsun. Belki de saatlerce kalıyorsun. Bu neyi gösteriyor? Demek ki içeride iş yapıyor. Nasıl etkilendin? Müsbeti de aynı mı? Müsbeti de aynı. Müsbeti de aynı. Mesela diyorsun ki vallahi bu namaz, bu ders, yani bu kardeş. Bir insanı görüyorsun. Kuyudan çıkıyorsun ya. Adamın sesini duyman, tipini görmen yetiyor. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, düşünülür, öğrenilir, talim edilir daim değil. Allah görülür daim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam hayatında ne oluyordu? Ya insiba var, ya inikas var, ya temessül var. İnsiba, inikas, temessül bir tane de var böyle. Allah Resulü onu değiştiriyor. Yok. Karşıyı değiştiriyor. Kim güçlüyse onu değiştiriyor. Sirayet var abi. Sirayet. Değiştiriyor. Onun için kimin yanında oturuyorsunuz, kimle konuşuyorsunuz, hangi mekandasınız, ne giyiniyorsunuz? Ya ne olacak canım, iş çamaşırı ne olacak? Kısa giysem ne olur? Haya duygusuna zarar verdiğini mecmuatul adapta yazıyor. İş çamaşırı lan. Ya banyoda kim var senden başka? Niye peştemal kullanıyorsun? Niye büyük banyoyla küçük banyodaki hüküm farklı? Şu elini buraya getir. Şuraya. Bu elini aç. Duvara yaslan Mehmet. Burnunu açma, açma. Bunu kapat. Duvara yaslan omuzunu. Bu kolunu aç. Eğer kolun duvara çarpıyorsa küçük banyo, peştemal kullanmayabilirsin. Eğer çarpmıyorsa büyük banyodur, peştemal kullanacaksın. Kelime. Niyesine girmeyeceğim. Kelime tek elime. Tek. Kapattım ya Mehmet, bak böyle yaptım. Açmadım bakın. Yapıyorum öyle. Duvara yasla olmuşsun. Aç. Peki ne var orada? Allah Resulü söylemiş mecmuatul adapta aleyhissalatü vesselam. Banyo yaptığınız yere bevletmeyiniz. Ne olur? Vehim olur mu? Hayır. Vesvese olur. Orada pislik atıldığı için temizlik vesaireler, idrarda şunlar bunlar, mahlukların gıda. Orada okuyamıyorsun ki. Yani burada mekan gibi gözükürken, yalnız gibi gözükürken değil işte. Yani yalnız gibi gözükürken kafa. Değil arkadaşlar. Sistemi tanıyın. Tamam. Adam geliyor, sisteme giriyor, müdahale edebiliyor. Bunun adı sende Karabasan. Niye bir şey yapamıyorsun? Aynı vehim de böyle işte. Adam geliyor. Serbest bölge külliyattan böyle çıkarım olup, çıkarım yapılıp böyle insanların istifadesine sunulması kadar bir, ben şu anda bir Müslümana faydası ve yardımın başka şekilde düşünemiyorum. Sıkıldığın zaman hop diyeceksin. Gafur sıkıldı hemen. Hop, serbest bölgede kim var alo? Öyle diyeceksin. Hop, kim var lan orada? Mesela o kadar, bu lafla ne olacak? Bak bu lafla ne olacak? Sabah namazına kalkamıyorsun değil mi? Ben yapıyorum. Teheccüde şey yapıyorum. Niçin uzay mekiğine 5'ten sayarlar? 5, 4, 3, 2, 1. Bu oyun değil biliyor musun? Hadi ne? Kaptan bas gitsin. Hayır. Kalkamıyorsun değil mi? 3'ten aşağıya. Ya ekmeğin, Avrupa'da ekmeklerin üzerindeki yarıklar kaç tane biliyor musunuz? Ekmeğin üzerinde yarık 3 çizgidir. Türkiye'deki ekmekler ortadan bir çizgidir. Tesadüf hiçbir şeyde yoktur. Tek Allah. Onlarda testis var. Onun için 3 tanedir. Ne Allah Allah ya? Hiçbir şeyde bir şey tesadüf yoktur. 3.
Kalkamıyorsun değil mi? İstersen dene yatakta. Birinci fırlayacağım. Beyin öyle komutluyorsun ki şimdi kalkamıyor. Kalkamayabilirsin. 3 2 birden bak vücut nasıl otomatik atıyor. Sana rağmen çalışıyor. Komut verdin, saati kurdun, çalışacak o. Ben hadi 3 say. Hadi Hasan say diyorum. 3 2 1 İnan, yalan söylemiyorum size. Yani bu sistem ya, deneyin. Parayla değil, yan tesir de yok, ilaçta da yok, reçeteyle satılmıyor. Bak nasıl fırlatıyor. Sesli. Ben de ben etkileniyorum şu anda sesli bile. Sesli mi yapıyorsun abi? Ha? Sesli vallahi yapıyorum. 3 Vallahi benim kalkasım geliyor. Ben yap. 3 Eğer biraz zor geliyorsa 5 yap. Uzay mekiğini 5 yapmış. 4 2 1 Bak otomatik beni de oynattı. Hani gayri ihtiyar, ben yapmadım bunu. Ben yaparsa tekrar altta sonra ömür artık bilemem artık. Altı uyuyor. Efendim? Hatırlıyor ya, sabah namazın, sabahleyin uyandığında diyor iki tane melek insana gelir. Biri der ki diyor, iftah bir hayır diyor, hayırla başla. Öbürü de şerle başla diyor. Hani bu demek ki dimağın kodlama noktasında insanı evet. Hareketi geçirip veya bloke ediyor yani. Kardeşim bunlar tesadüf yoktur. Bak niye taşa denmiş? Taşa şekil verirsiniz. Kuyu yaparsın, çukur yaparsın, mağara yaparsın, şehir yaparsın. Vahiy ile. Bu 15, yarım saat olacak. Alacağın şu. Dima, bana rağmen çalışan bir sistem. Hem bana, emrimden değil. Tahayyül, tasavvur, taakkul hepsi farklı enerji imal ediyor. Mesela şu anda mesela rüzgarla elde edilen, pervane ile elde edilen, elektrikle çöple elde edilen surete bakın. Dağlar kadar fark var. Sonuç aynı. Hayvanlar filin ruhuyla karıncanın da aynı. Ama tipe bakın, suretleri, ruhları. Ustad söylüyor bunu. Ruhları eşit, surete bak. İnsan ise suretleri eşit. 60 kilo atma, herkesin kafası aynı yerde. Filin burnuna bak, karıncaya bak. Dağlar kadar fark var, ruhları aynı. İnsanlar aynı sureten, ruhları aynı böyle. Hayvanların sureti gibi, eyne seram, eyne sureye. Arkadaşlar, tahayyül, bilmiyorum şeklini, enerji demeyeceğim, enerji diyorum. Mekansal bir enerji değil. Yani mekansal bir manevi bir hal. Manevi bir hal. Halet. Halet. Tasavvur manevi başka. Onunla hiç alakası yok. Başka bir halet. Taakkul başka. Tasdik başka. Eğer bunlar bütünselliğini kaybederse hiç şansın yok. İntihar seçenek oluyor. Hayat anlamını yitiriyor. Mesela Doktor Fikret bana yazı gönderdi. Allah razı olsun. O kadar etkilendim ki bir buçuk saat gece yatamadım. Niye? Bak doktor gönderdi. Bak Fikret kardeş. Sağlığımızı koruyalım. Güzel yaşam olsun. İnsanlar sıhhatli düşünsün, iyi yaşasınlar. Sebep doktorlardır. Minnettarız o konu. Ama doktorun değil, doktor yetiştiren fakültede hoca. Bak yazısında anlam hayatında nasıl yitirmiş, intihar etmiş. Arabasında mektup bırakmış. Diyor ki çok ilgimi çeken. Allah Resulü'nün hadisi var ya, iki günü birbirine benzeyen, eşit olan zararlı. Yarın diyor ve öbürsü gün diyor, bugünden farklı olmayacak diyor. Çok denedim diyor hayattan zevk almayı. Hayatta anlamını yitirdi diyor. Hiçbir değeri yok artık. Bir farklılık yok. Sebebi mevcudatı, şu varlığı tek görüyor artık. Ama biz her okudukça, her dersten sonra ya dima, ya ruhumuz, ya kendimiz veya mevcudat farklı. Mesela şu anda dimacılar bile, kardeşler bile dimağın 7 mertebesinin farklı bir halet paketi olduğunu, birbirinin üzerine bindirildiğini, tek kaldığı zaman şizofreniden, vehimden, vesveseden, ahlak şeylerinden, müstakil davranmaktan, kendi kabında kalmaktan, her şeyi fırlamaktan, hayat anlamlandırmaktan, anlamsız kılmaktan hepsine sebep o. Bunlar oluyor. Niçin bak doktor hayatımıza sebep iken değil mi sebep? Güzelim. Adam niye hayatına noktalanmış?
bütünselliği kaybetmiş. Peki o tıp bilgisi o bilgiydi. Nereye ait o bilgi, tıp bilgisi? Tasavvurda. Tasavvurda bilgiydi. İlim değildi daha. İlim tasdikte daha aklı geçecekti. Sistemi bilmiyor. O kardeşimiz, Allah beni affetsin. Tabii o intihar edene kadar ben neredeydim? Kendimi suçlu hissediyorum. Acaba o tıp bilgisine bu bilgi de eklenseydi, hani ben ulaşabilseydim, kendimi suçlu hissediyorum. Vesvese yapıyorum ama gücüm yetmiyor. Belki de bir şekilde medya yoluyla ulaşamaz mıydım? Ne bileyim, başka yapabileceğim bir şey yok ama keşke yapabilseydim. Bilgiyle, bilgi, tıpı okumuş bilgi. Gazali der ki bilgidir. Araba tamir gibi yani. Araba demiyor da at arabalar var ya böyle mekanik. Saat tamirini söylüyor. Marifeti var diyor. Allah'a ile nispet edersen yani kendini tanımaya vesile yaparsan saat tamirini diyor marifetullah olur diyor. Yani araba tamiri, saat tamirine farklı yoktur beden tamiri. Yani o da tamircidir. Ama kendini tanımayı kim yapacak? Ben. Kimi? Kendimi. Tanımayı yapacak da benim, tanınacak da benim. Yürüyen de benim, yürünülen yer de benim. Görmek isteyen benim, görülen de benim. Soru benim, cevap da benim. Varılmak isteyen benim, varılan yer de benim. Hep benim. Ah, bu dünya, mesela şu varlık zannediliyor ki ahiretin bir şeyinde, ahiret ötelerde, şurada burada. Kafada itaat, tasavvur, taakul diye söyledik. Böyle mekan mı var? Hepsi aynı yerde. Nerede, neye benziyor? Misal da. Bu atmosferde şu FM dalgaları yok mu? Her zerrede bütün dalgayı yok mu? Var. Ama bir FM'i çevirsin, Avustralya'yı çalar. Bir şey yaparsın bunu. Ama aynı yerde. Birisi kadın konuşuyor, birisi erkek konuşuyor. Birisi dinsizlik konuşuyor, birisi din konuşuyor. Çekirdek. Yaprağın olduğu yerde, çiçekte yok mu? Dışarıda 30 sene olması gerekiyor ağacın kemal bulması için. İlk çiçeği filiz açtı ağaç, son filiz açtı 30 sene. Çekirdekte sene yok. Çekirdekte ilk filizle son filiz aynı yerde. Yani bu da öyle ya. Yani insan kendisini tanıdı mı, ahir, gayb da yakiniyete giriyor. Artık cennet, cehennem derdi, ölüm derdi kalmıyor biliyor musunuz? Ya bu büyük zatlar nasıl bunu zevk ettiler, nasıl şerbet gibi içiyorlar ölümü, istiyorlar böyle. Sırf Allah'a ya aşık olmuşlar. Allah'a aşık olunur mu? Aşık olmuşlar, onu istemişler, cenneti istemiyor, gayet etmemişler. Nasıl varmışlar? Arkadaşlar kendini tanıyarak. Tanımak isteyen benim, tanınan da benim. Yani Allah derken Allah'ı tanımak, sendeki Allah'ı. Sendeki Rabb'ı tanıyorsun. Sendekileri uyandırıyorsun. Başka bir an ne ararsın Şam bu arada? Hakikati kendini ara. Kendindekileri uyandırıyorsun. O işte. Kendini tanı. Ne olacak yani sonuç? O benim işte. O nispette ben senin Rabbinim. Rabbul Alemin değilim. Rabbinim. İşte bu, niçin Mecul'da bu ders konuşmuyoruz? Yanlış anlar şimdi. Bu ne demek ya? Yani men arafe nefse fekad arafe rabbi. Nefsini tanıyan kemal bulur, terakki eder, Allah'ı tanımaya hak kazanır. Hayır. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Kendinde uyananlar senin Rabbin işte. Senin Rabbin. Ahiretin de öyle. Yani böyle bir gaye olmaktan, cennet gaye olmaktan çıkıyor. O zaman cehennem endişesi olmuyor. Sensin ya, burada dinde cennete gideceksin diye bir gayeyle gelmedik ki biz bu dünyaya. Ebedi yaşayacak diye bir gayeyle gelmedik ki biz bu dünyaya. Gaye, kendini tanımak, neyle? Tanımlayarak. Keşf. Yani biz şahit olmaya geldik kendimize. Cennet oluyor muydu? Olmazdı. Zıtlar yok çünkü. Peygamber olduğunu bile bilmiyordu Adem Aleyhisselam. Cennette olduğu halde cennet olduğunu bilmiyordu. Fani zannetti ki ben bu neyim ki beka bulurum dedi. Acayip bir şey değil mi? Geldi buraya, vay Allah Allah. Tövbe tövbe, ben onu yerine koyuyorum. İyi ki böyle bir şey sistem oldu da biz indik be yeryüzüne ya.
kısa son şeyimiz olsun, daha ısırma yapmayayım. Keşfedilmek, arzu edilen sensin, arzu eden de sensin. Bilinmek istenen sensin, bilinmek isteyen de sensin. Yürüyen de sensin, yürünülen yer de sensin. Çözen sensin, çözülen sensin. Merak eden sensin, merak edilen de sensin. Kendini tanıdıkça, hariçte bir şey değil, Rabbini tanımış oluyorsun. O'dur işte o. Rabbin oluyor, kendini açtığın şey. Çünkü sendekiler Esma'nın cilve cemal nakış sanatıdır. Sen yoksun ki sahiplen. Ya aşık olmaz mı, ben değilim. Sen var mıydın ki? Neredeydin sen? Bu ben miyim? Bu benim yüzüm. Bu benim kalemimde ne farkı var? Bu benim kalemim. Bu benim yüzüm. Ya bir senin yüzün şey yaptı. Hakikaten benim yüzüm şey oldu ya, sen anlayın bilmem ne. Sen var mıydın ki? En büyük zulüm zaten burada zaten. Senin olmayana ben diyorsun. Değil mi Zübeyir? Ya. Çok garip ya. Keşf istemen benim, keşfedilecek de benim. Rabbini arayan da benim, aranılan yerde de benim. Onun için demiş ki arş benim, kürs benim, İsa benim, Musa benim, cennet benim, cehennem benim. Ya bu meczup dedi. E gelen dedi ki cübbemin altındadır dedi ya. Gel seyret cennet. Yani cübbe derken, o mekanı gösterirken orada bir simgeselliği, orada boyut veriyor. Çekmiyor burada radyo. Bir yere çekti. Aa bak bak. Aa ses nasıl çıktı? Orada çekmiyordu işte. Çıktık yukarıya, çıktı. Öyle bir şey ya. Hadi bakalım. Taakkul dersine 149 mu abiler? Evet 149. Sözlerle bir mektubatı getirir misin abi? Dersimiz taakkul, akıl 149. Ne oldu sesiniz? Sesinize ne oldu sevgili kardeşler? İyisiniz değil mi? Keşfedilen de sensin. Gafur devreye girme. Şimdi gafur girdi mi? Çünkü zor tutuyor kendisini. İnsan benim sırrımdır. Evet, insan benim sırrımdır. Ben de insanın. Yani Allah'ın, ben kendi sırrımla Allah'ın sırrını. Yapılan da benim, yapan da benim. Cilve de benim, cemal de benim. Ya. Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Sayfa 34 size gönderdim. Şualar 637. Birden hikmet-i Kur'aniye imdadına geldi. Kim imdada geldi? Hiç düşündünüz mü? Hikmet-i Kur'an imdada gelir mi? Tam hakikatını gösteren bir dürbün aklıma verdi. وَمَنْ يُتَ الْحِكْمَةَ فَقَتْ اُتُيَنْ خَيْرًا كَثِيرًا. Nerede geçiyor bu ayet, hatırladınız mı? Kaçıncı sürenin şey, dersin başındadır Risale'de? 12. sözün başındaki. Kime hikmet verilmişse ona çok hayırlar verilmiştir. Peki 12. sözde ne anlatıyor? Bu ayeti koyduğuna göre. Bu ayetin açılımıdır o eser. Neyse. Dört nokta var abi. Dört nokta var. Evet. Kur'an'ın aslında orada şeyini anlatıyor. Belagatın ne kadar yüksek tamam. olduğunu anlatıyor. Tamam, bir hatırladım. Tamam, güzel. Hikmet-i Kur'aniye imdadına yetişiyor. Hikmet var ya, kime hikmet verilmiş? Ona çok hayırlar verildi diyor. Allah söylüyor. Hikmet kime verilir? Hikmet ehli kimdir? Tefekküre alışan tefekkür süreçtir. Cevap hikmettir. Tefekkür ehline verilen cevaptır. Ne demek biliyor musun hikmet? Allah tefekkürün onaylaması demektir. Allah sana özel, Allah seni özel yetiştiriyor. Özel veriyor. Ama sürüleceksin bu tür şeylerden konuşulunca. Tard edileceksin. Ama aldırmayacaksın. Çünkü Kur'an'ın diyor 286 şualarda mutadit manası vardır. Mutadit manası var mı? Tamam. Anladık mı? Mutadit. Çok. Her o çokların içinde bir tanesini al.
Bak Kur'an'ın mutadit manası var. Her bir mana, bunların çokların içinde her bir tanesi de mana küllidir. Yetmiyor. Bir açılım daha. Her asırda efradı bulunur. Ne diyor bu Risale-i Nur? Adam diyor ki, dur! Çabuk oku geç! Şuna bak, şu cinayete bak, mana cinayet. Bak, Kur'an'ı sanki onu biz değiştiriyoruz. Kur'an'ın diyor ki 86, mutadit manası var. Ne kadar? Mutadit. Onların içine bir tane alır mısın? Aldım. Her birinden bir tane, onun da mutadit manası, her bir ayet de küllidir. Külli. Yani 200 trilyona yakın hücre var. Her bir hücre küldür, cüzdür, bütünsel küldür. Ama her bir şeyde, hücrede DNA var. DNA cüzidir. Bütün DNA'ların toplamı küllidir. Ha şimdi iyi dinleyin. Mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Ne oluyor? Her asırda efradı bulunur. Bana, sana, herkesten farklı. Bu asırda manası ayrı. Ferde göre de manası farklı. Dima gibi. Vay be. Risale-i Nur sehli mümteniidir. Baktığın zaman hemen kolay anlaşılır. Çocuk da anlar. Sehil. Bu cihette sureti çok kolay. Sureti. Ya bu neyin nesidir dediğin zaman mümteni. Kanuniyete geliyor. Suretten çıkıyorsun, kanuniyete giriyorsun. Ha? Bak ne diyor? O kadar etkileniyorum ki birden hikmeti Kur'aniye, tamam, imdadıma geldi. İmdada gelinir mi? Evet. Sana yardım etmeye geliyor. Ne yaptı? Tam hakikatini, mahiyetini değil, kanuniyeti, tam hakikatini gösteren, aklıma bir gösteren bir dürbün aklıma verdi. Şimdi bak dedi. Baktım, gördü ki Kur'an, ayet bana dedi ki, kime sorarsan sor, bu mecazdır. Edebiyatta var ya diyor, taşları camidatı konuşturmak. Ayet de öyle. Mane varmak için mane konuşuyormuş gibi soru sor, mana çıksın. Hayır. Ayet anlamamışız. Şu dolaptaki olan Kur'an, Kur'an değil ama Kur'an denmiş. Ne yapalım? Musaftır. Ulema demiş ki, şu sayfa mahluktur ama hakikatını mahluk değil, onu anlayamaz avam diye. Komplesine demiş ki, yani tefrik edemez Musaf'la Kur'an'ı. Kur'an mahluk değil, Musaf mahluk. Onun için demiş ki, hiçbirisi mahluk değil. Yani bu hikmet için. İlmi kelam alimleri. Oysa Musaf. Ama Kur'an dediğimiz o yazı değil ki. O Musaf'tır. Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Yalnız ben de tesirini biliyorum. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nedir bu? Suret. Kur'an ne olacak? Sende yaptığı tesirdir. Kur'an okunan, okuyan da ortaya çıkandır. Nasıl çıktı? Fikir çıktı, his çıktı, duygu çıktı, latife çıktı, hal oldu, tefekkür oldu. Herkes de farklı. Garip yani. Demiş ki, hikmeti Kur'an dürbündür. Akla takılan bir dürbündür. Akla veriliyor. Buna bak diyor. Al bunu. Görmüyorum. Kur'an dedi ki, al bunu. Al bunu. Bu nedir ya Rabbi? Bu hikmeti Kur'an. Kur'an'ın hikmetlerinden. Tak gözlüğü. Hikmeti Kur'an sonuç değil. Süreçtir. Hikmeti Kur'an gözlüktür. Gözlükle baktığın başka bir şeydir. Hı? Bak şimdi okuyayım. Akıl verilen malzemelerle çalışır. Bazen felsefe, bazen Kur'an dürbün veriyor insana. İnsan tam bu noktada benim aklıma göre, aklımla düşünüyorum gibi ifadeleri duyarız. Yani bana göre, ben böyle düşünüyorum gibi ifadeleri duyarız. Evet, senin aklın kararı veriyor ama akla verilen malzemeleri aklı kullanarak çıkarımlar yaptı. Mesela adam karar veriyor. O da karar veriyor aynı şeyde. Farklı niye karar veriyor? O da akıl, o da akıl.
Fark şeyde, akılda fark değil. Akla verilen malzemelerden kaynaklanıyor fark. Benim bir sürü malzemelerim var kafamda girdi. O malzemelerle akıl hüküm veriyor. Senin kafana malzemeler girdi. O malzemelere göre akıl hüküm veriyor. Aklın hüküm, akıl alettir. Tamam. Ona bir suç yok. Değirmene buğday atarsan, mısır atarsın, farklı un olur. Farklı un olur. Yani burada değirmenin bir suçu yok. Verilen malzeme farklı. Hasan abi. Evet Osman. Bu hikmet aklın sıfatlarından birisiydi galiba değil mi? Evet. Aklın sıfatlarında geçiyor. Yani hikmet o zaman akılla direkt ilişkisi olan bir şey. Evet. Sıfat aklın sıfat, yani, sıfatıdır hikmet. Hikmet deyince ne anlayacağız abi? Yani hikmet deyince, hikmet hakikatle ilişkisi var burada gördüğüm kadarıyla. Evet. Sevgili Osman'ım, bir şeyler derim ama ben emin değilim. Hikmete ait bir ders olması lazım. Hikmet nedir? Bilmiyorum. Ama lugatını dersen, bendeki karşılıklarını dersen, murad-ı ilahi, esmaların tereşuatları, gölgeleri, bir şeyler derim. Yani bu hepsi de doğru. Çünkü külliyattan istinbatım bu. Ama öyle sevmiyorum. O zaman ben size bir şey dediğim zaman ben tatmin olmuşum. Araştırmışım. Bak hikmet bilmiyor. La edri. Bilmiyor. Ama bir gözlük olduğunu, dürbün olduğunu, merdiven olduğunu, yol olduğunu, basamak olduğunu, ışık olduğunu, külliyatta aynı bu tabirler geçiyor. Biz, acayip bir şey ya. Bak hemen yutel hikmete. Misali nedir o? Tefekkür edene hikmet verilir. Hikmet verilene bir sonrası nedir? Leduni ilim verilir. Leduni ilim sahipleri kimdir? Burada seninle benim gibi yaşarlar. Ama yemekle mecburiyetinde değiller. İki alemi bir anda yaşarlar. Mesela dün bilmem dinlediniz mi? Ömer kardeşle bir yazı gelmiş. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'la macilası Kur'an'da çocuğu öldürmesi, Peygamber Aleyhisselam namazını kat eden çocuğa beddua etmesi, Hızır Aleyhisselam gemiyi delmesi ve duvarı düzeltmesi. Zahiri şeriata göre yanlış. Ama ledün ilmine göre gayet normal. Yani şeriata göre adam öldürme, katil oluyorsun. Ama ledün ilmine göre Hızır Aleyhisselam çocuk öldürüyor. Sen Zübeyir çık yukarı, mutlu aşağı. Yani zahiri şeriata göre katilsin. Ama ledün ilmine göre Hızır'sın. Peki ledün ilimde ne? Şeriat hale bakar hükmeder. Ledün ilimde yani ihtiyar çalışır. Ledün ilimde mazi ve mustakbel yoktur. Üç zaman kalkmıştır, tek gibi olmuştur. O zaman o çocuk gibi gözükürken çocuk değil. Katildir o çocuk. Çünkü gelecek yok, geçmiş yok. Hepsi andadır. Düşünebiliyor musun? Zaman kalksa benim elestu bi rabbikum'den ta kıyamete kadar süreçte zaman geç olmuş. Ama ledün ilmine göre benim zamanım olmasa ben nasıl gözükürüm? Yani zamanla kazanımlarım, kayıplarım, bütünselliğim. Elestu bi, peki ne olur zaman kalkarsa şu olur. Elestu bi rabbikum'den başlayıp cennette Rabbimi göreceği kadar bütün süreçleri al Mehmet. Hepsini tek tek al. Tencereye koy Osman. Karıştır pekmez tayin gibi. O benim. Hızır böyle görüyor. O zaman o çocuk değil. O katil. Musa dedi ya. Sen diyor masum çocuğu öldürdün diyor. Ha o diyor senin şeriatına göre bak. Sen şeriatın temsilcisisin. Ben de hikmetin temsili. Leduni ilmin temsilcisiyim. O çocuk... Efendim Harun. Biz ücretimizi almışız diye üstad. Bak. Ha işte. Ücreti almışız. Tamam. Mesela bir olay oluyor.
ben hikmetini görüyorum. Akrabamda görüyorum. Kendimde görüyorum. Kendim bir kaza geçiriyorum, iş oluyor. Oldu da yani. Tamam mı? Dağa çıktım. Kitap okumayı bıraktım dedim ya, yardım edeyim. Çıktım dağa. Motor keserken ağacı yuvarlandım. Beni yakınlarım, yeğenlerim vesaire, ooo ne kadar acıdılar. Ben ne yaptım biliyor musun? Soyuldu vesaire. Oturdum, ilk işim. Çok şükür elhamdülillah. Ondan sonra dedi ki, kafayı bir yere vurdun mu dayı dedi. Yok. Bir yere mi vurdun? Gülüyorsun. O zahiri şeriatçıdır. Ben geçtim. Ulan ki kalktın masadan, onu da okumadın, cüzü de okumadın, buraya geliyorsun. Ben orayı gördüm. Oha, buradaki kazı gördüm. O buradaki motorla ağaç ilişkimi gördü. Ben ise Allah ile benim ilişkimi gördüm. Ama ben her olayda elhamdülillah şükür bunu... İşte görüyorum. O hikmet işte. Dâledün değil. Görüyor musun? Zahirle. Zahirle batın. He. Hadi o araya gir güzel. Ben senden önce yaptım lafı. Buyur Mehmet Kadir. Biliyor musun? İzin veriyor mu Gafur'um? Tabii estağfurullah abi demek. Hasan abi, hakim isminin kanuniyeti, hikmet desek. Evet. Abim o. Yani hikmet hakim ismine bakıyor. Ama ben niçin... Ama kanuniyet dediğimiz zaman bize bir yol gösterecektir. Yani kanuniyet, eşyanın kanuniyetine, yani melekutiyetine müteveccih olduğumuz zaman burada hikmet, o arkada görüneni nasıl göreceğim? Eşyanın kanuniyetine ben müteveccih olursam hikmeti göreceğim demek yani. Evet. Ama Mehmet kardeş, çok şey denilir de mesela ilim. Hiç kimsenin şüphesi var mı ilim nedir? Ama ben bilmiyorum. Tasdikteki ilmi bilmiyorum. Benim şu anda ilim hakkında bilgim, yani ilmi biliyorum zannettiğim nedir biliyor musun? Bilgi malumatlardır. Bu işte dimadan sonra o içerisindekileri tasdikten sonra tasdiğin içerisindeki ilmi merak ediyorum. İlim nedir? Hikmet nedir? Elbette ki hangi esmaya dayanıyor biliyoruz. Onu kastetmiyorlar zaten dimacılar. Yani hikmet, hikmetin sureti nedir, kanuniyeti nedir, hakikati nedir? Hakikatını biliyoruz. Hikmet, hakikati, esma, hakim ismi. Mahiyetini bileceğiz. Ama hikmet nasıl yapılandırıyor? Kanuniyeti bende nasıldır? Ne yapıyor ki? Allah çok büyük hayırlar verildi diyor. Ahmet Mehmet demiyor. Allah diyor. Ve men yutel hikmete. Ona çok büyük hayır. Ne? Çok büyük hayır nedir? En büyük hayır nedir? Allah'tır. İmandır, Allah'tır yani. Hikmet sahibi, iman verilmesi değil, hikmet ehli, Allah-u Alem imanının içine giriyor. Seyahat yetkisi mi alıyor ötelere? Eşyanın hakikatine geçiyor. Eşyanın hakikatine geçiyor. Yani bir şeyler denilir ama ben böyle oturaklı ilim şey istediğim için böyle arzuladım. Böyle okuyacağım, oturacağım masama, böyle tek tek araştıracağım. Ha, o zaman size şu güveni versin. Ortaya koydum, şey ifade etmeye çalışım, şey çalışmışım. Eminim ya. Yani biraz avamlı olacak ama dedim ki hikmet, yani benim aklıma gelen, yani dedim ki senin başına her gelen olay hadisede oradaki Allah hani orada sana ne mesaj verdi yani oradan. O suret Mehmet. O suret mi? O sureti daha. Kanuneti başka. Hakikat esma. Abicim ben şimdi bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi düzeltin. Müsaadenizle inşallah. Biz abi 11. sözü Harun'la uçağa bindik. Hatay'a gidene kadar 11. sözü okuduk bitirdik. Tamam. Geçen İrfan 11. sözü 9 aydır çalışıyorum dediği zaman önce bir garipsemiştim. Sonra baktım ki benim bazı tefekkürlerim 11. söze bağlanıyor. Şimdi Allah-u Teala kendi nazarı dekaiki aşinasıyla diyor galiba. Değil mi abi? Evet. Bir de gayrın nazarıyla. Şimdi gayr burada kim abi? Gayr burada kim? Şimdi Hasan abi şöyle diyelim. Siz diyorsunuz ki mevcutsuz vücut olmaz.
Peki vücutsuz mevcut olur mu? O da olmaz. Peki önce hangisi? Allah varken hiç kimse yoktu. Allah mevcudu var etti diye düşünün. Mevcut ile vücut var ediliyor. İşte mevcut ile var edilen vücut gayr oluyor. İşte o vücutta tefekkür yok. Orada hikmet var. Mevcutta tefekkür var abi. Ben bunu böyle anladım. Zaten aynı şeyi söyledin de orada hikmet var dedin de hikmet nedir diye sordu. Orada noktayı koyduk. Aynı sen de geldin orada durdun. Duracak zorundasın. Çünkü araştırmamışız. Orada hikmet var dedin. Tamam zaten biz hikmet nedir diye bir şey yapıyoruz. Tamam. Hadi devam edelim. Hikmeti... Mesela bu 12. sözde zaten o hikmet Kur'an'ı ile felsefe hikmeti arasındaki muvazene diye anlatıyor. Yani orası bayağı bir yeri gibi duruyor 12. söz. Evet, evet, evet. Orada da hemen şöyle bakınca şey gibi gördüm mesela diyor ki hani o misal vardı ya bir Kur'an yazıyor, iki kişiye veriyor, onunla ilgili bir bununla ilgili çok müzeyyen bir Kur'an yazıyor. Onunla ilgili bir tefsir yazın diyor iki kişiye verir Müslüman alimle şeye. Orada diyor ki şu cümle böyle hani kapı açar mı diye şey yapıyorum. Müslüman alim diyor işte şu akberes zat ne tezinat zahiresine emniyet verdi ne de ruhunla nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerinden daha âli, daha gâli, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaik kutsiyesinden ve envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir şerif yazdılar. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim zişana takdim ettiler. O hakim evvela felsefenin eserine baktı, aldı baktı gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o menbaya kayık olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakim hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkarttı. Yani o nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesi ve envar-ı esrarını bahsetmek hikmettir gibi. Evet, manası. Manası. Tabii ki bu hikmet orada sıralanır böyle. 10 küsur tane madde var orada. Fakat onunla ben yapılanmayı, kanuniyet beni yapılandırıyor ya. Onu ben çok merak ediyorum. Beni nasıl yapılandırıyor? Bilgi kabilinden değil. Mesela tasavvurda bilgi. Mesela manadır, arkasındaki gayi ilahi, Allah canibinden bakmak gibi deniliyor ya. Hakikaten. Ha o bilgi ama bizi nasıl yapılandırıyor bu yani diye onu, o tarafımı ben kastettim. Evet okuyorum İnce Mesnevi Nuriye 12. Yani çözülmek gerekiyor çözülmemiz lazım. Böyle ezberimiz bozulması lazım. Zannediyoruz biliyoruz. Mesela manasını hiç yazmadı diyor. O diyor, filozof diyor. Allah'a bakan tarafı manayı harfini görmedi diyor. Nokuşunu baktı, manasını hiç ilişmedi diyor. Yani bu hikmet. Bununla ben kendime taşınacağım, tamam mı? Manasını, orada şeyi görmek. Beni nasıl yapılandırıyor, hayatımda nasıl işlem oluyor. Dima nasıl bütünlüğe getireceğim? İnşallah... hedefimiz de o. Şu anda dimağda çalışıyoruz. Hikmet, deha. Kanuniyeti neredeydi abi? İnsanda. Sureti eylemdedir. Hikmetin sureti insanda ise kainatta değil. İnsanda sureti eylemdedir. Hikmet ehline bak diyorsun. Giyilmiş. Davranışları, konuşmaları suretidir. Ama hikmetin kanuniyeti içsel yapılanmadır. Hakikati ise hakim, iç çeken esmadır. A çeken esma değil. Ondan sonra mahiyetini nereye bakıyor bilmiyorum. Herhalde mahiyeti de şeye bakıyor. İlim sıfatına bakabilir Allah-u Alem. Ama bizi dimağımı, vicdanımı, kalbimi, ruhumu nasıl yapılandırıyor? Ama orada 11. sözde şey diziyor.
hakiki manasına ilişmedi diyor, nukuşuna şey yaptı diyor, Allah'a bakan yönünü keşfedemedi diyor. Bunların toplamı hikmet de. Onları bir araya toplanır. 19 tane madde mi ne var? Bir bakmıştım. Orada 19 tane. Fakat onunla yapılanmak istiyorum ben. Onunla yapılanmak. Bilgi kabilinden değil, ilme dönüştürmek. Evet, Mesnevi 12. Evet, aklı bozulmayan bir şahıs teemmülü neticesinde anlar ki teemmül aklın sıfatlarındandır. Teemmül ne demek lügat manası? İyice etraflıca düşünmek, derin derin düşünmek yani. Teemmül. Teemmül. Hani sonra söyle. Teemmel de der. Teemmel. Yani teemmül etraflıca. Yani siyak ve sibaki ile bakmak. Neye koydum ben buraya? Teemmül aklın sıfatıdır. Bak 40 küsür tane böyle aklın sıfatı var. Bir tanesi teemmüldür. Mesnevi Nuriye 23. Tulu zaman ve budu mekanın muhakemat-ı akliyede tesiri çokmuş. Çok ilginç. Çok garip yani. Mesela muhakemat-ı akliye. Muhakeme de aklın sıfatıdır. Muhakeme. Muhakeme ne ile eklenir? Mekan ve zamanla eklenir. Mekan nedir? Tahayyül. Zaman nedir? Tasavvur. Muhakeme nedir? Aklın içerisindeki bir sistem, sıfat. Ne ile besleniyor bu? Tahayyül ve tasavvurla besleniyor. Muhakemeye diyor, tesiri çok önemlidir diyor. Okuyayım. Muhakemat, aklın sıfatlarındandır. Çıkarımları böyle yapıyorum arkadaşlar. Niye böyle tek tek şey yapıyorum? Çıkarım, muhakemat aklın sıfatıdır. Bir yerde böyle desek çok gönül rahatlığıyla. Ya nerede yazıyor kardeşim bu? Nasıl aklın sıfatı? Mustakil bir sistemdir. Aklın içine niye sokuyorsun denilebilir. Sen emin misin? İşte bunları böyle bakılarak yapılıyor. Tek tek işleniyor. İğne ile kazıyoruz. Muhakeme takliye. Aklın muhakemesi. Aklın muhakemesi var. Ne ile etkileniyormuş o? Zaman ve mekanda. Zamanın simgesi bizde nedir? Zamanımızı oluşturan insandaki sistemin adı nedir? Tasavvurdur. Yani düşünceleri dizmek var ya, sıralamak. Deli de mesela, hayvanda zaman anlayışı yok. İdraki yok yani. Mekanda şey yok. Hayvanlarda da yok. Ha bu mekan, ha o mekan. Varsa da tesiri az. Ama insan öyle değil. İnsan hem zamanla, nedir o? Zaman, düşünceleri, malumatları, şüpheleri, tereddütleri, zanları, emri nisbi, emri tibarileri bir anda en başta, en son bir anda olmaz. Mutlaka bir sıraya koyarız. Böyleyse böyle böyle. Bu sıraya koymak, öncelik sonralık, öncelik sonralıktan zaman çıkıyor. O da muhakematımızı etkiliyor. Muhakememizi. Yani muhakeme nedir? Muhakeme şu. Eline kantar ve metre vermek. Eline kantar ve metre vermek. Bu da budu mekan. Mekanla uzaklığımız ve yakınlığımız. Aklın etkileyenlerden tulu zaman ve budu mekan. Bunlar akla tesir ediyor. Yani mekan ve zaman muhakememizi, muhakeme de aklı etkiliyor. Aklı etkileyen altyapıları bu. Böyle gidiyoruz. Mesnevi Nuriye 26. Arkadaş, aklı başında olan bir adam münazaralı davalarda yalan söyleyemez. Sofrada bununla ilgili bir şey konuşuyorduk ya. Nasıl adam bir şey yapıyordu diyeyim. Hatırlayan var mı ya? Neydi o? Çok şaşırıyordum. Bir tane polis olmayan adam polislerin... Ha çok acayip bak şimdi. Çok güzel. Şimdi bugün cumartesi pazar ya. Küçükçekmece'deydim. X bir kardeş. Geldi istihbarattan. Geldi. Bana telefon etti. O zaman 7 gün mü, 5 gün mü, 4 gün mü sokağa çıkma yasağı vardı. Telefon etti bana, o ilk korona mesela. Abi sıkıldınsa dedi, gelip alayım seni. Boğaz'da bir yer var, X yer. Oraya götüreyim. Merak etme, orada şimdi kimse yok. Hep bizim, benim gibiler var diyor.
yurt dışındaki çok mühim devlet erkanının karşılandığı yer. Biz orada da hususiyiz, izdi. Açık değil görevli. Anladınız. Alıp götüreyim seni oraya dedi. Bir şey anlatacağım size de onun için anlatıyorum. Gel dedim al. Al beni. Tabii yaşlı başta takıyor falan. Arabasına beni gördükleri zaman o ondan sonra bu adam tam bizim en üstü. Şimdi diyeceğim ne biliyor musun? Bir yerde ister istemez E5'te polis kapattı. Teke düşürdü. Kontrol var. Tek tük araba var zaten. Hepsi soruyor. Bu camı açtı. Ne dedi biliyor musunuz? Onlara. Tertip kolay gelsin. Ona. Tertip kolay gelsin. Dedim ki ya filanı ver arabayı ben de diyeyim. Tertip kolay gelsin. Diyemezsin dedi. Niye var? Aynen. Duygularını kontrol edemezsin. Şimdi ne alakası var bu konumuzla? O tertip kolay gelsin diyebilmek için dedi, benim dedi bu meslekte geçmişim olması lazım ki o rahatlık, o hisle, o mimiklerle diyebileyim. O da der, ben de der. Benim sahtekarlığıma onun sadıkiyetini gösteriyor. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münazara bir davada çekinmeden, utanmadan, yüzü kızarmadan, rahat gönlüyle ben peygamberim, Allah var diyemez. Lan bir yolda polise polis diyemiyor da. Diyemiyor. Ben diyeyim diyemez. De, bu sefer dedim ikinciyi dedim çevirdikleri zaman dur ona ben bir şey yapayım. Ben yapayım dedim. Tamam. Ondan sonra. Denk geldi. Yok geldi. Gittim. Gelmedi içeriye girdim. Oradakilere. Tertip selamünaleyküm tertipler dedim. Gülmeye başladım. Niye gülüyorsunuz dedim. Taklidin hemen belli oluyor dedi. Allah Allah. Hiç. Hakikaten anladınız mı? Tabii dedi onu ne yürüme, ne kol, ne mimikle. Hele dedi görüntün şey hep. Aynı üslupla söyledim. Nasıl deneme yapıyorum. Tertipler kolay gelsin. Selamünaleyküm tertip. Hemen olmadı. Onlar şöyle tertip. Nasıl oluyorsa, niye bunu konuşuyorsun? Allah Resulü münazaralı bir davada, böyle hassas bir konuda, konumda çekinmeden, sıkılmadan, bilmem ne yapmadan onu rahatlıkla diyemez. Diyorsa o işin ehlidir. Altyapısı var demektir. Bak diyor, aklı başında, arkadaş aklı başında olan bir adam münazaralı bir davalarda yalan söyleyemez. Aklı başında o olmanın alametlerinden biri de yalan söylenmemesidir. Yalan söyleyenin aklı başında yoktur. Çünkü yalana çalıştığım için bak biraz önce Hikmet konuştuk. Tamam. Kanuniyetini bilmiyorum ama yalanı biliyorum. Çünkü çalıştım çok. Yalan bu konuda bu mevzuyla alakalı söyleyeceğim. Yalan kendisini inkar etmektir. Şu. Yalan söyleyen adam yalan söylediğini bilir mi? Bilir tabii ya yalan söylüyorum. O zaman sureti, kelamı doğru gibi söylüyor ama içerisi bunu hayır diyor. O zaman kendi kişilik çatışması yaşar. Kişilik çöküntüsüdür. Birisi birisini, şu bunu inkar eder. Kişi kendisini inkardır. Allah Resulü demiş ya, aldatan kimdir? Aldanandır. Nefsini aldanan aldatır. Onun için aldatan aldanandır. Korkunç altında psikolojiye yatıyor bu kelamın altında. Yalanda da öyle. Yalan kendini inkar etmektir. Kendini ortadan kaldırmaktır. Kişilik çatışmasıdır. Onun için yalan münafıklığın en birinci maddesidir. Alametidir. Kisp münafıklığın alameti. 71-72 işaretleyeceğiz değil mi? Sıdk, nübüvvetin veya hakkaniyetin en büyük delilidir. Yalan, demek ki aklı başında mı adam? Yalan diyemez. Yalan diyorsa o nispette yalan konuşanın aklı yoktur. Ne var kafasında? Zekası vardır. Aklın kuvvetine göre yalan söyleyemez. Rahatça yalan söylüyorsa aklı başında değil. Zaten toplumda öyle derler. Ya diyor çok rahat yalan söylene ne diyorlar? Nasıl diyorlar? Hatırladınız mı? Yüzsüz mü? Ya hiç yüzü de kızarmadan diyor.
çok rahat eli ayağı oynamadan ne kadar rahat yalan söyleyebiliyor diyor. Mesela pazarcılar da öyle. Abla 5 lira 5 lira tam. Ondan sonra ya biraz diyor. Ya 5 liraya aldım. Ya 5 liraya nasıl aldın da 5 liraya satıyorsun? O kadar ya, o kadar alışmış ki yalan doğruluk makamına geçmiş. Hayatında doğruyu söylemek ona yalan gibi geliyor. Hep yalan. Yani bizde yalan söylemek ne kadar insanı sıkar? Onlar doğru konuşmak adamı sıkıyor. Çünkü hayat yalan. Aklı devre dışı yapan sıfattır yalan. O zaman aklın sıfatı nedir? Sıdktır. Tamam? Aklın sıfatı sıdk, aklı devre dışı yapan kizptir. Yazabilirsiniz. Aklın sıfatı, oysa ahlaktır bu. Aynı zamanda aklın sıfatıdır. Sıdk. Evet. Sureti yalanın eylemde gözükür. Allah'ın peki niye bu kadar çok şiddetlenmiş? Yalan konuşmak ne demek biliyor musun? Allah yapmadığını yaptı, yaptığını da yapmadı demek olduğu için Allah'a iftira ediyor. Allah yapmamış. Mesela dedi ki bende var diyor. Bu böyle diyor. Orada diyor ağaç vardı diyor. Vesaire. Allah'ın icraatını ve fiilini inkar ediyor. Allah yapmamış. Allah yapmadığına vallahi bir o vardı diyor. Yani Allah yaptı orayı diyor. Mesnevi Nuri 66. Abi bir şey diyeyim. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Bir dakika İbrahim efendim. Bu kinaye ile yalan karıştırılıyor ya mesela. Biz geçen sormuştum size hani bazen karıştırılıyor. Yani bunu böyle küçük bir dakikalığına böyle izah etsin. Mesela kinayeli kinayeli şu. Konumuz o değil ama. Mesela telefon ediyor. Mehmet size telefon ediyorum. Tepecik'tesin. Gafır alacağım. Mehmet buyur kardeşim. Hasan abi orada mı? Yok. Bu telefon eden sana senin bulunduğun odanı mı sordu? O mahalli mi sordu? O neyi kastettiğini biliyor musun? Evet. Ona zıt konuşmak yalandır. Tamam. O zaman nedir? Yalanı birkaç yerde cevaz vermişler. Savaş bir hiledir. Orada vatan, millet, namus, mukaddesat olduğu için. Peki yalan mıdır? Hayır. Onların zaten hayatlarında olan kafirlerin hayatları yalandır. Onların zaten bildiği lisanla onlara konuşmaktır. Şu kavgacıya ikna olmaz. Yumrukla konuşacaksın. Onun anladığı lisanı o. Karı koca sıkıntı varsa onlara da şey yapmış. Demek ki önemli olan senin ne düşündüğün değil, Hasan abi odada değil, o nereyi kastettiğidir. Savaş bir hiledir. O zaman nasıldır? Yalan esas odur ki şahsın ve beytülmalın hakkın olmayan bir şeyi hakkına geçirmek, hakkın olmayan bir şeyle ihval etmektir. Ha? Efendim Gafur bir şey diyecektin abi. Abi az önce siz dediniz ki dima dağa misal deyip çünkü dağ serttir, kayadır. Taştır evet. Yontulmaya uygun, evet taştır. Yontulmaya, işlenmeye uygundur. Şimdi mesela ben şöyle söylesem size abi. Peki haç yaptınız abi. Bir kovanın içinde haç. Bidona koyarsınız, şişeye koyarsınız, herhangi bir şeye koyarsınız. Hiç fark etmez. Yani şeklinde almasını istediniz, herhangi bir şeyin içine koyarsınız onu. Şimdi haç ile beton arasında, yani kurumuş beton arasında ne fark var abi? Neden ben istediğim kalıba koyarak rahat şekillendirmek varken İlla geçtikten sonra şekillenmeye çalıştırayım ki ona. Tamam, İşte o haç hali sanki biraz hikmet hali gibi oluyor abi. Yani bilmiyorum. Mesela harca bir kaba koyduk. Dondu. Ona pek şekil veremezsin de artık. O ilk şekili verdin. Ama taşa bir şekil verdin. Birisi
Ali kapatır mısın sesi abi? Taşa bir şekil verdin. Taşa bir şekil verdin. Tamam. Şekli değiştirmek istiyorsun. Şekle de şekli verebilirsin. Ucu açık. Betonda işte ucu açık değil. Şekil veremezsin. Ali bir şey mi diyecektin? Buyur abi. Oyun için. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Lima biz birçok yerde de çöl diye tarif ettik. Üstad tarif ediyor ya. Çöl diye. Acaba lima tahayyül ve tasavvuru çöl tahakkülden sonra bir belirleniş oluyor orada. Ondan sonra mı dağ haline geldi? Ya çok güzel. Evet. Çöl olmasının bir hikmeti. Yani dima çeşitli şekillerle, versiyonlarla izah ediliyor ki hakim olalım mevzuya. Çöl niye denmiş? Kapat. Çünkü çölde standartlık yok. Muayyen bir şekil yok. Sen oradan geçtin dağdı, kumda. Bir saat, iki saat sonra geç, orası ova oldu. Devamlı değişkendir. Şekil alandır. Çöl niye şekil alır? Rüzgarla şekil alır. Rüzgar vahiydir. Diyelim burada. Çöl dimadır. O rüzgarın esişi ve esiş derecesine göre, şiddetine göre şekil alır. Yani dima sabit değildir. Şekil verirsin, verdiğine bir de verirsin. Bak, şekil verirsin, verdiğine bir de verirsin. Harç beton olmuş. Şekil verdin. Vazgeçtim şimdi, başka bir şekil veremezsin. Taş öyle değil. Şekil verdin, şekline şekil verirsin bir daha. Değiştirirsin. Durmuyor bu. Durmama. Onun için taş denmiş. Taşa şekil veriyoruz. Hemen yıkılmaması için böyle. Hasan abi. Evet. Aslında bu hikmetle ilgili daha önce şey yapmıştık ya, bu ruhi akliyenin vasatta kullanılması demiştik ya. He. Öyle değil miydi? Evet abim, doğru. Hikmet. Yani hikmet nedir? Kuvve-i akliyenin ifrat tefritinden azad olmuş hikmettir, vasatı. Aklın vasatıdır. Tabii ki çok şey işte 11. sözde 19 tane sıfat sıralanıyor ya. Aklın vasatıdır. Sanatkar orada görmektir, kendini onunla tanımlamaktır, kendindeki gizli nukuş esmayı ifade etmektir gibi. Ama bunlar böyle toplandığı zaman tasdikime, izanıma, iltizanıma, vicdanıma nasıl böyle şey yapıyor. Ama bu söylediklerimiz tabii ki hep öyle. Kuvve-i akliyenin vasatıdır, gadabiyenin vesaire, adalet de öyle de. Vasatı deyince hikmet, zaten onu arıyoruz. Kuvve-i akliyenin vasatı nedir? Hikmettir. Tam işte onu soruyoruz. Hikmet nedir? İşte 11'in sözde sıralamış. Sanatken sanatkarı görmek, nokuşundan arkasındaki manayı fark etmek, insan kendi gözlüğünü değiştirmek vesaire deniliyor. Ama bakacağız abi. Abi, farkında mısınız? Herkes kendince... herkesin de söylediği doğru, sizin de söylediğiniz doğru ama siz moderatör olarak mecburen biraz daha dikkatli davranmak durumundasınız. Ama herkesin söylediği doğru, o zaman aslında anlıyorum ki hikmet kişinin Rabbi ile tanışmasıdır abi. Bakın herkes kendine göre ifade etmeye başlıyor. Osman bu arada şeye baksın, enfusi lugata baksın, kurtulamayacağız bundan. Enfusi lugatta bir şey demiş miyiz? Hikmete bakar mısın? Ha, sen devam et şimdi. Tamam. Abi, demek istiyorum ki, mesela üstad diyor ya, Kur'an'ın hikmeti yetişti diye diyor, değil mi abi? Evet, evet. Mesela, abi siz de yaşadınız bazı hadiseler, size de atıyorum mesela, sizi yani oralara götürmek istemiyorum ama mesela size de Silivri'de Kur'an'ın hikmeti yetişti. Bana da bir başka noktada Kur'an'ın hikmeti yetişti. Ama Kur'an'ın hikmeti üstada başka, size başka, bana başka yetişti. Yani ben hikmeti anlıyorum ki benim Rabbimle tanışmam. Rabbimle tanışmam oluyor abi benim. Rabbimle bütünleşmem. Çok yani güzel. Benim nazarımda da böyle oluyor. Bak, Rabbimle tanışmanın kalitesi ya. Yani. Doğru. Abi, şöyle bir tanım yapsak.
hikmet üç kuvvanın, yani kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliyenin, bu üç kuvvenin ameli sahada, ameli sahada din ve şeriatla bir hudut tayin etmek, fırsatça yani yaratılışça da bir had, bir sınır tayin etmektir desek. Yani sureti tam anladım. Had ve hududunu belirlemek tabii ki hikmetle niyesi var ya, yani fiile, söze niye sorulduğu zaman verilen cevap hikmettir. Yani bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Niye, nedene sorularına verilen cevap hikmettir. Bu suret. Senin söylediğin haddini hududunu belirlemek. Osman bakayım bulacak mı hikmet enfusu şeyi? Çalışmış mıyız? Abi birkaç bir şey yazmışız. Okur musun? Ki abi, yani bu bir ben şeyden, bu Divan-ı Harbi Örfi'den bir alıntı yapmışım. Oradan bir, yani çalışırken yapılmış grup olarak. Hikmet denilen makine-i alemin nizamı. Oo. Ve telgraf hattı gibi umum aleme uzanan ve dal budak salan kanun-u nurani ilahiyenin müessisi olan hikmet-i ilahiye. Of. Muhakematta da var ya böyle şeyin, yani ilim de, ilim denilen depo mu diyor, hikmet denilen ha, depo mu diyor? Ha, onu demişiz abi. İkincisi izah kısmında da şöyle, hikmet hakim ismi Arş-ı Azam'dan itibaren mütecellidir. Bu sizin izahınız, bir dersten herhalde aldık. İman 7 mertebesinin ürettiği ilimler hikmet deposunda depolanıyorlar. Hikmet deposundan fehim denilen süzgeç süzüyor. Kişinin mizacı, işi, kendisine has özellikleri o kişinin fehmini, süzgecini oluşturuyor. Harika. Fehimden süzülüp kışını bırakarak ortaya çıkana mana deniyor. Of. Hikmet ne demektir? Bu haletleri evvellemek, yani sahibiyle anlamlandırmak. Bu hikmet oluyor. Of. Aa, demişiz. Bu vücudu, ne, bu vücut gömleği olan göz, kulak, akıl, kalbin üzerinde bir sürü esmanın nakışları gözüküyor. Haletler. Duygusallık, halet, psikolojik vesaire. Eğer biz bu haletleri bütünsele getirip de sahibiyle anlamlandırabilirsek bunun adı hikmettir. Bu yöntemin adı da tefekkürdür. Of. Olayın arkasındakileri görme, görüp de aldıkların var, aldıkların var, onun adı hikmettir. Zahirin arkasını sana gösteriyor. Tefekkür yöntemdir, yol fikirdir, verilen cevap hikmettir. Enfüsü tefekkür edebilen de hikmet ortaya çıkar. Ya. Demişiz. Denmiş. Denmiş. Çok güzel. Yani diman yedi mertebesinin ürettiklerinin bütünsel hali. En cami bu. Tahayyülün. Hasan abi. Bir dakika. Hasan abi siz demiştiniz de. Dinliyorum. Siz demiştiniz de Hasan abi. Tefekkürle alakalı abi. Tefekkür etmeye başladınız. Siz tefekkür ederken ben de sizin yanınızdayım. Sizi görüyorum ama siz benim yanımdasınız. Halbuki siz benim yanımda değilsiniz. Kendi canibinizden baktığınız zaman siz tefekkür ettiğiniz yerdesiniz abi. Evet. Anlatabilir miyim? Hah, işte bu ikisi arasındaki farktır abi ya. Yani bu fark kazanma. Hulasa edersek diman tahayyülün ürettiğini koy. Koy. Tasavvurun ürettiğini koy. Taakkulun ürettiğini koy. Tasdik, izan, iltizam koy. O bütünselliğin hali. Yani en cami şey. Aklın sıfatı olan tefekkür, aklın sıfatı olan hikmet, hikmetin suretidir o zaman. Oo, güzel. Bir de söyle bunu. Aklın sıfatı olarak belirlemiş olduğumuz hikmet, hikmetin suretidir abi. Tefekkür. Evet. Hayır. Gökhan alacağım seni abi. Abi aklın sıfatlarını sıralıyoruz ya, 30 küsür tane sıfattan bahsediyorsunuz ya, belki de daha da artacak bu. Şimdi hikmet de az önce Osman demişti ki, hikmet aklın sıfatlarındandır. Aklın sıfatı olan hikmet, hikmetin suret halidir demek istiyorum abi ben. Anladım. Yani hikmetin sureti nerede dersek, aklın sıfatı olandır diyebiliriz diye düşünüyorum. Gökhan, buyur Gökhan.
Ben abi tekrar ettim, kusura bakmayın, sesim gelmiyor zannettim de hakkınızı helal edin. Estağfurullah, buyurun. Abi şey diyor ya, kelamın kalıbı üsluptur diye. He. Bu kişinin o üsluba verdiği şekil, hani o kalıba verilen şekil hikmet gibi duruyor. Yani daha genel bir tabirle. Çok aferin, çok güzel dedi. Üsluba verilen şekil. O zaman hepsini toplarsak, işte biraz önce Osman da okuduğu, dima için diyor ya 30. sözde, şeylemada, santraldır diyor. Santral. O zaman bir tencere getir, içine tahayyülün, tasavvurun, taakulun, tasdikin, izanın, iltizamın, itikadın bütünsel hali. Pekmez, tayin, karıştırma hali, hikmet. Öyle çıkıyor Osman. Şey de çok güzel söyledi. Kelamın kalıbı üslup iledir. Peki o kalıbı kim şekillendiriyor? Hikmet. Hikmete göre konuşuyor, hikmete göre yapıyor. Mehmet de suretinden bahsetti. Osman, Gafur da çırpınıyor şeyde, tasavvurda hikmeti söylüyor. Osman kanuniyetini şey yaptı. Zaten esması arştadır. Hakim ismine dayanıyor. Mahiyeti de ilim. O zaman çözüldü gibi. Çok güzel ya. Bak enfosu lügatta dermiş demek. Çok şükür. Ama yani demek ki devamlı okumak lazım canlı olmak için. Devam ediyorum. İnce Mesnevi Nuri 69. Ne kadar oldu? Ha, yarım saatimiz var. 2,5 saat. Ha? 2,5 saat. 2,5 mu? 1,5. 1'de başlamadık mı? Yok, 2'de. Arkadaş, kalp ile diyeceğiniz bir şey yok değil mi? Ben devam edeyim. Yani saygısızlık olmasın. Yani bir şey diyecek olan yoksa ben devam edeyim. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Yani felsefe derken bana göreler öyle çıkıyor. Bana göreler öyle çıkıyor. Felsefe. Felsefe derken okul felsefesi değil. Kendine göre yorum katmak. Ben merkezli yorumlamak. Felsefe bu. Ama onu abi çok giriş maddeyi atladınız mı? Onu kirlettiğini, vesveseye düştüğünü onu söylüyor. Yani felsefe. Ha, atladım atladım. Sen ne dedin Mehmet? Üstad birçok yerde onu geçen de konuşmuştuk. Ben de merak ediyorum onu. Felsefe ilmi, fen ve felsefe diyor. İkisini de katarak söylüyor. İşte bana çok zarar ettiğini, evet. İşte ve zarar olduğunu açık net söylüyor. Fen demek. Bu inceki fark ne? Fark yani? Şu. Fen manayı ismiyle düşünürsen sebep sonucu mutlak olur. Böyle putlaştırıyor sebebi. Fen dediğim şey araştırıyor ama yani mutlaka olur. Yani mesela bugünkü tıp Katolik, yani bu din değil, kültür bu, felsefe. Şu an Türkiye'de okutulan tıp, Katolik tıp şeyi, kültürüdür. Ne demek bu? Sebebi putlaştırmış. Mutlaka bu sebep varsa bu sonuç olur, bu sonuç varsa bu sebep vardır. Oysa sebepsiz sonuçta çok var. Vesaire. Şimdi, dinden kopuk, fen, sebebi putlaştırandır. Felsefe peki nedir? Ben merkezli yorumlamak. Mesela elektronun etrafında 8 tane proton, atomun protonun etrafında 8 halka var. Bunu çok alimler getirmiş 7 değen oldu falan ama Birleşmiş Milletler veya bu bilim kurulunda 8 diye galipleştirilmiş. Sebebi Hint bilim adamı orada gücü vardı. Çünkü onlarda 8 nirvana'ya çıkış, yani fena olma yöntemi 8'dir. Yani bilime kadar, yani masum değildir bilim. Her bilim adamı bilimsel değildir. Mesela 8 halkanın sebebi Hint. Ama o bulmamış yani. Çünkü bugünkü fenler ta asırlardan beri altyapı yapa yapa. Her millet, her din, her bir kültürün orada katkısı var. Ama en son bir tanesi, şu Nobel Barış Ödülü veya şu galip gelmiş, gücü var, siyasi. Daha çok şu anda siyasi olmuş. Demiyor mesela.
Mesela Japonlar 7 sene şeyi gizlemiş. Suyun yanında ne konuşuyorsanız o etkileniyor. %76 insan suysa, insan telkinle değişen bir mahluk. 7 sene bunu gizlemişler adamlar. Şu anda bu su, su değil. Şu anda kimle konuşsunsa, Gafur da var, Ali de var burada, Gökhan da var, o da var, bu da var. Hepsi burada var. Kelamı var burada yani. Su kadar kuvvetli hafızası olan pek yoktur bir şey. Sudur. Kuvvetli hafızası. İnsan sudan yaratılmıştı. Bundan daha dört unsur var ya, toprak vesaire. Yani çok güçlü bir şey var. Ama saklamış. Yani her bilim adamı bilimsel değildir. O sekiz halka Nirvana'ya çıkışın sekiz yöntemi var. Bizde ise sebe semavat yedidir. Eskide daha yeni, çoğu arkadaş da belki duymamışlardı buradakiler, siz de değil. Elektron proton etrafında döner. Dönmez diyor şimdi. Var olup yok oluyor, titreşiyor diyor. Dırr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 
Gel. İbrahim sen de ortadan kaldır ipi. Kaldır olmayan ipi kaldır. Bırak. Yapınca titreşim derecesine göre bir çizgi iken ne kadar titreşiyorsa orası dolu gözükür. Bak doluya bak, gözüküne bak. Oysa bir ip. Bak. İşte elektron da var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. O kadar şey, biz dolu gibi iş yapıyoruz. İşte dolu gözüküyor. Oysa dünya bomboş. Atomla yapılmış dünya bomboş. Yer okuyabilir miyim? Evet, çevirme de öyle. Kısa bir yer okuyabilir miyim? Yok, okuma. Ne olur? Yok. Yani anlaşılmadı yani. Hikmet yani nereye kadar? Üstad da okumuş. O zaman çok kısa olsun ha. Bir şey yapma. Ha oku. Tamam. O tam o matersum o vakte kadar ulumu felsefeyi ulumu İslamiye ile beraber hafsalama doldurup ulumu felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Bak o felsefi mesele ruhumu çok fazla kirletmişti. Evet, felsefi mesele ruhumu kirletmişti. Güzel. Ve terakki zannediyordum. Niye? Sebebi putlaştırmış. Ötekisi de mesela Budistlerde sebep yok. İslam ise sebebi hakka hayat veriyor. Diyor ki Esma'nın cil ve cemanındaki sanatıdır. Başın ağrıyorsa su iç dedi. Veya aspirinden kiraz sapında yapılan aspirin iç dedi. Yani sebebe sebep kadar değer veriyor. Nerede anlatıyor bunu? 17. lemada anlatıyor. İktiran meselesinde. Yani putlaştırmıyor, lazım kabul ediyor sebebi İslam. Yani ifrat tefritten azade. Ben yüceltmiyorum, İslam öyle. Nirvana ise sebebi ortadan kaldırıyor. Bilim ise sebep putlaşıyor. Bu kaldırıyor, bu esas yapıyor. İslam ise bu adetullah kanunları işliyor. Ama adetullah sebepsiz var mı? Var tabii, kerametler, mucizeler, maneviyatlar sebepsiz çalışıyor. İnayetler, ikramlar, ihsanlar, lütuflar, keremler sebep yok ki. Allah vermek için sebebe bağlı değil ya. İkisi çalışıyor. İslam sebebe de riayet ediyoruz. Allah Resulü zırh giydi. Başı ağrıdı. Üşünce kazak giydi. Yok saymetmek esbabı Allah'ın esmasını inkardır tövbe. Çok bu vartaya düşer. Ama biz biliriz ki esmanın sıfatı da var. Yani hepsine hakkı hayatı vereceksin o kadar. Hepsi doğrudur şu kadar. Doğrudur şu kadar. Bununla ilişkisi şudur. Bu da budur. Yani müessir kabul etmeyeceksin sebebi. O. Allah elmayı dalda veriyor. Sen ağacı dikmeden elma isteme. Böyle bir şey yok. Mesela başın ağrıyor. Su içtin mi kardeşim diyorum ilk önce. Bugün su içtin mi? Yok abi. Tabii ki ağrıyacak. Abi mı? Ya su içmese ne olur? Esbabı Allah böyle adetullah koymuş. Cebrail aleyhisselam demiş ya Peygamberimiz aleyhisselam. Ya Habibime söyle, adetimi mi kaldırmak istiyor? Benim adetim bu sistem üzerinde cereyan ediyor. Ama putlaştırmayacaksın. O lazım. Köprüden geçmek için öyle hallere girme. Yürüyeyim suyun üzerine. Köprüyü kula. Bir şeyde misal vereyim, ona söyleyeyim. Hasan-ı Basri ile bir zat var ya, misal veriyorum. Neyle gelmişler?
Fırtına var, sandal çalışmıyor. Karşıya geçecekler, karşıda da çocuk okutacaklar. Yani kutsi bir iş yapacaklar. Geçemiyorlar deniz fırtınalı. Nehir. O zaten unuttum adını ya. Böyle onunla heyle mi başlayan bir şey var. Hasan Basri dedi ki bekleyelim. O da dedi ki efendim senden başka, senden beniz. İkimiz de birbirimizi biliyoruz. Hadi yürüyelim, geçelim. Çocuklara ders vereceğiz. Efendim Osman? Habibi Acem. Heyle başlıyor. Habibi Acem. Sağ ol, Allah razı olsun. Ya ikimiz de biliyoruz diyor. Hem çocuk okutacağız. Şahsi menfaat yok. Para kazanma yok. Çocuk okutacağız, ilim yapacağız. Yürüyelim, geçelim diyor. Var böyle, verilmiş. Bu yetki verilmiş, kullanacak mı, kullanmayacak. Hasan-ı Basri dedi ki, adetullah içerisindeyiz diyor. Ona muti ol demiş. Ve bu Habibi Acem suyu da yürüye geçmiş, çocuklara ders vermiş. Hasan-ı Basri beklemiş, sonra geçmiş. Birkaç derse girememiş, vermemiş ders. İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu işliyor. Hangisi yüksektir diyor evliyalarla. Allah'ın adetine tabi olan yüksektir. Miraca giden Allah Resulü, Hendek'te zırh giyen Allah Resulü. Üşüdüğü zaman, ya Ayşe diyor, emretme bana orada kaza hırkamı ver demezmiş. O kadar da kibar ki, bu kadar nasıl bir insan, nasıl bir adam ya, nasıl oluyor, aklımı almıyor. Kazak isteyecek değil mi? Yani yazıyor, Mecmuatul Adab'da yani aynı şöyle yazıyor. Ya Ayşe, hava biraz soğuk galiba değil mi? Kazak istiyorsunuz değil mi ya Resulallah, hırka getiriyor. Emir gibi kullanmıyor diye. Yani çok o hoşuma geliyor biliyor musun? Acayipime geliyor. Evet, İnce Mesnevi'nin 66. 20 dakikamız var. Oo, atlamışız. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihate edemez. Vay be. En geniş hayaldir. Eldeyim. Ama bu kadar geniş olduğu halde aklın kendisini ve aklın çalışma sistemini, semerelerini, elde ettiklerini, çalışma genişliğini ihate edemez. Dikkat ederseniz ruh hayale biniyor, akıl fikre biniyor gezerken. Ama hayal ne kadar geniş, yok ki dibi. Bana bir yer söyle ki orayı hayal edemeyim. Ayı da ederim, güneşi de ederim. Değil mi? Hayal edersin bakın. Ama hayal böyle nihayetsiz, sonsuz genişken aklın kendisini ve semerelerini ihata edemiyor. Ne demek? Akıl hayalden daha geniş ihata alanı var. Aklın ihatası daha cami. Ne acayip bir şey. Evet. Mesnevi Nuri 69. Arkadaş, kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefi ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulumu akliye tevagül etmek nispetindedir. Demek manevi olan hastalıkları insanları akli ilimlere teşvik ve sevk eder ve akliyat ile iştigal eden emraz-ı kalbiye müptela olur. Of. Şuraya bak. Yani sırf akla şekil vermiyor. Akıl bize şekil verecek. Olursa akliyat ile iştigal eden, yani vahiy ile aklını çalıştırmıyor, atık müstakil çalışırsa emraz-ı kalbi muptele olur. Ne anlamışız? Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde vahiden kopuk felsefi ilimlerle meşgul olur. Yani vahiden koptuğu zaman akıl nasıl çözümler yapacak? Nasıl üretecek? Ben merkezli üretecek. Bel merkezli ürettiğin zaman doğru olduğunu nereden bileceksin? Dünyada en bahtiyar ve en rahat insan kimdir? Emin olan adamdır. Ne demek? Tereddüt ve vehim ve vesveselerden kurtulandır. Onu da kim sağlıyor? Şeriata uyandır. Mesela ben sana bir şey söyledim. Acaba sen abi diyebilmiş mi? İhata edebilmiş mi? Ne kadar doğru? Hep acaba durur. Ne kadar derecesi doğru? Ama vahiy ve hadis-i şerif ve Kur'an dese acabanız olur mu? İnsanı haysebeyselerden, tereddütlerden, öyle mi böylelerden
kurtaran, emin yaşatan vahiydir. Vahiy, insana güven böyle veriyor. İnsanı mutlu, haşa haşa ahiret olmasa bile dünyada mutlu yapıyor. Yani mesela diyelim ben sana bir şey söyledim, hala şüphem var, doğru. Yani ne kadar ihata etmiştir ama Allah'ın ayeti var deyince insan hür oluyor. Hür oluyor böyle emin olduğu için. Ama ayet olmayınca hep acabalar kalıyor, köleleşiyor insan. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde vahiden kopuk felsefi ilimlerle insan meşgul olur. Nasıl anlarız? Ben merkezli düşünür, bana göre. Ben böyle anlıyorum demeye başlar. Meyli ve muhabbeti nispetinde emraz-ı kalbi müptela olur. Mesela muhabbet ediyor bu kendisine, bana göre. Ben böyle anlıyorum, böyle olması lazım diye diye kendini her şeyi merkeze koyar. Kendini beğenmeye başlar. Emraz-ı kalbi böyle çıkıyor. Kalp hastalığı. Sırf aklı ve felsefi ilimlerle meşguliyet, sırf aklı ve ilmi şeylerle meşgul olmak, meşguliyet, kalp ve ruhun alıcılığını azaltır ya da yok eder. Ruhu ve kalbi körletiyormuş. İşlemez hale getiriyor. İşlemeyen bir yol diken kaplıyor değil mi? Eskide birkaç tane köy geçerdi o yoldan bizde. Şose yoktu yani. Araba yolu yoktu. Bütün köyler o yoldan geçerdi. Nasıl bir yoldu biliyor musun? Çocuklar orada misket oynardı yani. Geniş. Kullanılmış can. Şimdi aynı yolda ben biraz merak ettim oralara bir gideyim de. İnsan geçmesi mümkün değil. Ve domuz zor geçer işte. Diken kaplanmış. Yani sırf akılla iştigal ede işlenen kalp ve akıl yolu kapanıyor. Dikenler sarıyor. Bütün medetmiyor değil mi? Yani bir derece yani felsefe ilimlerle uğraşmak gerekiyor değil mi? Yani bütün felsefe felsefesi olur mu? Şimdi mesela felsefe nerededir? Tasavvurdadır. Zanlarımızdadır, bilgilerimizdedir, tereddüttedir. Allah onu bizi men etseydi bu sistemimize takar mıydı? Yani nedir o? Vehmimizi çoğaltıyor. Yani farklı ve çeşitli düşüncemizi insanı zenginleştiriyor. Farklı düşünüyoruz. Felsefe yani ben merkezli düşünüyor. Üretiyor. İnsanların ürettiklerine bakıyor. Ama en sonunda ona şekil vahiy veriyor. Vahiy vermese işte o sıkıntı orada Mehmet. Yani üretmesi büyük nimet. Zenginlik katıyor. Mesela ben de okuyorum, onu okuyorum, onu diyorum. Bak mesela bunu da dinliyorum. Bakayım Gökhan ne diyor dedim. O ne diyor bakayım benim. Bana Allah onun lisanıyla ne diyecek? Mesela bir misal söyleyeyim. Dün akşam soru sordu ya. Birisi aradı. Cevap verdi mi? Hızır Aleyhisselam nazarında mazi müstakbel olmadığı için çocuk olarak gözükmüyor. O adamın hakiki şahsiyeti gözüküyor. O olacak zalim değil. O öyle gözüküyor. Musa Aleyhisselam bunu görmediği için dedi ki bunu çok istifade etmiş demek ki kim olduğunu da bilmiyorum. Dedim ki kardeşim doğruyu söylemek istersen o anda o sorunu muhatap olduğum zaman ben bile tereddütte kaldım. Hakikaten ne? Suç yapmadığı halde Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Niye katil olmadı? Ondan sonra o anda benim ağzımı birisi kullanıp konuştuğunu fark etti. Onu ben cevap vermedim. Bak kullanıyor seni. Niye söylüyorum? Yani felsefeyi de vahiy kullanırsa hikmet oluyor. Musa Aleyhisselam ihtiyarla hareket ediyor. Hızır Aleyhisselam irade ile. Mazi ve müstakbel haldedir. Yani gelecek, geçmiş yok. Hepsi andadır. Hepsi bir bütün. Ona göre hükmediyor. Yani bu şekilde cevap yani ne demek? Senin ağzını kullanıyor. Böyle de felsefeyi de vahiy kullanırsa işleyen bir yol oluyor kalp ve akıl. Çok lazım. Felsefesi olur mu? Yani felsefe demek üretken, atölye olan bir insan. Ben insanı iki şekilde misallendiriyorum. Ya atölye çalışması veya mutfak. Mutfakta yemek yapacaksın. Soğan getir, yağ getir, şunu getir, fasulye getir, şunu getir. Yani herkes bir şey getiriyor, ortaya bir ne çıkıyor? Yemek çıkıyor.
Yani insanların düşünceleri de bu, mesela bu ortam mutfak ortamıdır. Mutfak, yemek yapıyoruz kardeşim. Yemek yapıyoruz. Mehmet Dilek bir şey getirdi, Gafur getirdi, Ali getirdi, Osman, Gökhan, diğer bu kardeşler 20 küsur kişi bir şey malzeme kattı, yemek oldu. Veya atölye çalışması. O bir katkı sunuyor, o deliyor, o çekisiyor, o boyuyor, o çakıyor, o yapıştırıyor, o satıyor. Yani bir bütünsellik oluyor. Onun için felsefe büyük nimettir. Yani meleklerden ve hayvanlardan bizi ayıran zengin ve çeşitli düşünce melekemizin olmasıdır ki onun adı nedir? Emri Nisbi'dir. Hasan abi bir soru sormak istiyorum lütfen. Şimdi inşallah Harun Pabucu kardeşim de beni dinliyordu burada. Çünkü onun etkileşimiyle ben bunları şey yapacağım. Şimdi Hızır, benim Hızır'ım, benim ikizim. Ben şöyle düşünüyorum. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam arasındaki o kıssa Musa Aleyhisselam'ın batınında, enfüsünde gerçekleşen bir hadisedir. Yani bir üçüncü şahıs aslında orada yoktur. Dolayısıyla tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür de küfür değil dediğimiz gibi oradaki kat, yani Hızır Aleyhisselam'ın katlı cinayet, yani katil olarak kabul edilmemiştir abi. Ben böyle düşünüyorum. Ama Peygamber Efendimiz'in önünden geçen çocuğa bağırması hadisesini doğrusunu isterseniz çok anlayamadım. Çünkü onu yaptığı her hal sünnet olarak kabul ediliyor. Her söz hadis olarak kabul ediyor. Onun avam zahire bakarak hareket ederse yanlış mı yapmış olacak? Çünkü aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz torunları sırtına çıktığı halde namazını bozmadan, onları azarlamadan namazını bitiriyor herhalde abi. Değil mi yani? O ses kaydını, ses kaydını bir dinle. Bir tane daha gönderdim ondan sonra. 2-3 dakika. Tamam. Bir dinle. Tamam. Orada veriliyor. Neticede canım sıkıldı, kendimi iyi hissetmiyorum ve kendimi kontrol edemiyorum. Geçimsizim gibi şikayetlerin temelinde bunlar yatıyormuş. Ne yatıyor? Bak canım sıkıldı, kendimi iyi hissetmiyorum. Felsefeden kaynaklanıyor. Yani bu canım sıkıldı, kendimi iyi hissetmiyorum olur geçici ama daimi ve umumi olursa, kalıcı olursa bu, kalp ve ruhun yolları patikalıktan çıkıp diken sarmasından kaynaklanıyor. Yani felsefe ilimlerinden iştigalle kaynaklanıyor. Bu bir videodur, bir filmlerdir. Yani gafletle ortaya çıkıyor. Yani kalp ve ruhun yolu diken sarmış. Ondan kaynaklanıyor. Sana kalp yardım edemiyor baksana. Canın sıkıldı. Sevemiyorum diyorsun. Demek kalp çalışmıyor. Olayın dışına çıkamıyorum. Ruh çalışmıyor. Veya gücü yetmiyor. Anlıyor musunuz böyle? Buna kadar felsefeyle birlikte tefekkürü de düşünsek. Tefekkürle biz o ruha bağlanabiliyoruz mu? Evet. Hani ruh ulaşamıyor dediniz ya. Evet. Tefekkür zaten tefekküre verilen cevap hikmet. Tefekküre verilen cevap hikmet şeyidir. Hikmet neydi 11. sözde? Sanattan sanatkar. Zahiriden manası. Bununla ne yapıyor? Kendisini okuyor. Hikmet başka ne yapar? Alemimizde kendimiz de kendimiz manalaşıyor, anlam buluyoruz. Kendimiz de Allah'ı ifade ediyoruz. Allah'ı kendi alemimizde ifade edebiliyoruz. Hikmetle. Başka, zahiri gözükenin arkasında gözükmeyeni görmek. Aynı zamanda santral vazifesi yapıyor. Yani birinin aramasını birisinin aranılan adamı bağlamaktır. İşte bu cihetle insan ona çok büyük hayır verilmiş. Niye? Döngüsüzlükten, dar bir ortamdan seni çıkartıyor. Hikmet aynı zamanda burada ötelerin haletinin yaşanmasına vesile oluyor. Halet ruhtaki mekansız mekandır. Ama ledünü ve hikmet orada o mekanda bulunmaktır.
O mekanda bulunmak, yapılandırmak ya. Bir yerde okuyayım, kesiyorum. 10 dakikamız kaldığı için. Mesnevi Nure 74 okuyorum. Ondan sonra kesiyorum. Yalnız meşiyet ilahiyenin, yani Osman bu dersin, bu söylenilen hikmet hakkında söylenilen şeyi sana zahmet dinleyip de tekrar bu dersi notlar alabilip de hikmet eklersen çok güzel bir şey olacak. Güzel bir şey olur. İyi bir yemek pişti zaten. Tamam abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir de okuyorum 74 Mesnevi. Yalnız meşiyet ilahiyenin dusturlarını havi şeriat-ı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilebilsin. Bundan ne anlamışız? Bayağı da yazmışız. Bir sayfa. Zahirde normal canım bu. Bak. Yalnız meşiyet ilahiyenin dusturlarını havi şeriat-ı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şey tatbik edilsin. Şimdi bunun çok antika bir yer burası da. Çünkü izah çok önemli. Anladığımız, her şey aklın ölçüleriyle çözülmüyor. Çünkü şeriat-ı fıtriye, meşiyet-i ilahiye tabi olduğundan, şeriat-ı fıtriye, mesela 20. mektupta şöyle başlar. Hılkatın gayesi ve fıtratın neticesi olan marifetullah'tır, değil mi? İmani billah ya. İmani billah. Fıtratla hılkat farkı nedir? Hılkat yok iken yaratılmak, fıtrat ile kalem, bardak, kadın, domuz, yılan, şu bu değilim, melek değilim de ben aslanım. Fıtrat. Hılkat yok iken var olmak, fıtrat ise o değil de bu olmak. İmani billah'tır diye. Şimdi her şey akılla bilinmeyeceğini aklımız da söylüyor. Niye? Çünkü bizim aklımız kainat sürecinin sonucudur, alettir. Kainattan önce aklımız olmadığı için kainat sürecini, başlangıcını bu akılla çözemezsin. İz süremezsin. Ancak daha önce iz sürenle gideceksin. O da miraç. O da vahiy. Her şey aklın ölçüleriyle çözülmüyor. Çünkü şeriat-ı fıtriye, yani adet ilahi, dışarıya çıplak çıkarsan şursun. Zehir yersen ölürsün. Şifaya vesile olan şeyler içersen şifaya Allah verir. Benim diyor fiilim, cevabım adet-i ilahiyeme tabidir. Şeriat-ı fıtriye bu. Ha. Şeriat-ı fıtriye, meşiyet-i ilahiye. Yani Allah'ın iradesi, Allah'ın cevabı ve reddi nerededir? Şeriat-ı fıtriyededir. Allah'ın adetindedir. Orada ara. Her şeyi akılla izah edemezsin. Zaten akılla, akıl da şeriat-ı fıtriye olarak meşiyet-i ilahiye yaratmış. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Her şey aklı olmadığını akıl da söylüyor. Aklı olmadığından akla her şey tatbik ediliyor. Müracaat edilmiyor. Meşiyet-i ilahiyenin yarattığı şeriat-ı fıtriyeye bu noktada kader diyoruz. Bir daha okuyayım burayı, çok önemli. Meşiyet-i ilahiyenin, meşiyet neydi? Allah'ın dilemesi. Meşiyet-i ilahiyenin yarattığı şeriat-ı fıtriye, yani fıtrat kanunları, adet-i ilahiye nedir bunlar? Bu noktadan kaderdir. Kainatın kaderidir. Onu kendine göre değiştirmendir senin kaderin. Allah'ın kaderi kumaş ise, ihtiyar ve irade o kumaşı kendine göre kesmektir. Elbise yapmaktır. Zaten aklın çalışma sahası, akıl nerede çalışıyor? Alem-i şehadette çalışmıyor mu? Nerede çalışıyor diyor? Şeriat-ı fıtriyede, yani yaratılışa konulan kanunlar, namuslar ve ilişki ve çelişkiler içinde çalışıyor. Akıl nerede çalışıyor? Şeriat-ı fıtriyede çalışıyor. Şeriat-ı fıtriye nedir? Allah'ın kainata koyduğu kanunlar,
namuslar, ilişki ve çelişkilerin içerisinde çalışıyor. Karanlık aydınlığa çelişkidir. İman küfür, doğru yalnız, beyaz siyah. Demek ki şeriat-ı fıtriye Allah'ın adet ilahisi, yani eşya demiyorum. Eşyayı birbirine bağlayan gözükmeyen kurallar zincirine şeriat-ı fıtriye denilir. Akıl da bunlarla çalışıyor. Bu sistemden önce, yani şeriat-ı fıtriyeden önce akıl yoktu. Yani bu sistem kuruldu, meyve ağaçtan sonradır. Meyve ağaçtan önce yok ki. Akıl da bu şeriat-ı fıtriye denilen kainatın işleyiş nizamı, gözde gözükmeyen, kainatın işleyiş nizamı şeriat-ı fıtriyedir. Akıl da meşhed ilahiye şeriat-ı fıtriyenin içinde bir cihaz olarak yaratmış. Allah da meşhed ilahi, yani Allah'ın da yaratması şeriat-ı fıtriyeyi, Allah'ın sistemini anlayacak, tefekkür edecek, onu yorumlayacak, yeri gelince müdahale edebilecek cihaz olarak yaratmış aklı. Şeriat-ı fıtriyenin içinde yaratmış aklı. Aklın dimağda, kafada olduğunun bir alameti de her şeyin aklı olmadığını bilmesidir. Bilmenin alameti de, Mesnevi Nuriye 77'de şöyle diyor, bilmenin alameti, atıf şu anda. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki onlara temessük eden yükselir, saadetlere nail olur. Muhalefet edip de akla dayananlar ise uzun bir minare ile semaya çıkmak hamakatında bulunan firavun gibi bir firavun olur. İşte bu ikisini toplarsak ne anladık? Ondan sonra bitiyor ders. Aklın başta olduğunun alametinden de biri de şeriat-ı fıtriyenin ahkamlarına muraat etmek demek olan sünnet-i seniye, itaat ve tabi olmakla gösterir. Ha, Allah'ın adet-i ilahisi var ya böyle, hasta olmak, şifaya vesile olan kural ilahi var. Onlara ne kadar uyarsak aklın başındadır. Bunun simgeselliği nedir, bütünselliği? Sünnet-i seniyedir. Şeriat-ı fıtriyenin akla uygun halidir sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye ne demek? Ötelerle insanı bu alemde şer ve izah eder. Sünnet-i seniye şu. Hani dedim ya, hatırlar mısınız? Yapayım şimdi. Bu kalem İbrahim ve Mehmet, size göre buraya mı koysam daha doğru olur? Şöyle mi koysam? Böyle mi koysam? Sana göre böyle koysam daha iyi sünce. Sana şöyle farklı olur. En doğrusu nedir? Buna hükmedeceğim. Buna şekil, ama senin haletin, senin hikmet, sana göre senin durumların hep orada. Arşta senin haletin orada. Senin arşta da durumun orada. Herkesin arşta haletleri var mı? Var. Şimdi bu kalemi buraya göre değil, şöyle yapıyor Allah Resulü. Arşa bakıyor. İleri götür, 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 götür. Bırakmazsan sağ al, olmaz, yanlış gözüküyor. Sola al, sola al, sola al, sola al. Biraz da dik. Çevir kalemi. Yok, çirkin gözüküyor. Buraya getir, getir. Tamam. Orada dur ve dik yap. Hah. Bu orada en iyi gözüküyor. Bunun adı sünnet-i seniye. Yani buradaki insanın aklını ve kendi haletini ötelerle nizama koyuyor. İhya ediyor, inşa ediyor. Düzeltiyor. Ötelerle bu aleme hükmediyor. Sünnet-i seniye ötelerle, orayla götür, 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 götür. Dur. Ha, öyle dursun. Ha. O diyor buraya, orada en iyi gözükme şekli bu. Orayla buraya şekil vermek. Bu sünnet-i seniye. İşte insanın aklını da sünnet-i seniye şerh ve izah ediyor. Nereyle? Lef-i mahfuzla. Yani insanın en aklı, en iyi nasıl çalışır herkesin? En iyi, en verimli aklımı nasıl çalıştırırım? En iyi. Sünnet-i seniye sistemi içinde benim aklım en iyi çalışır. Ve insanı öteki alemlerde de tanımlar ve onlara uygun
anlam kazandırır. Ha, ötelerle, öteleri, ötelerin sistemiyle benim aklımı şekillendirdi mi, yapılandırdı mı? Şerve izah etti mi aklımı? Ha, bir de bu aklın, bu şekillenen şerve izah halini alan aklı ötelere taşıyarak meyvesini, çalışırlığını, ürettiklerini ötelere taşıyor aynı zamanda sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye. Bu noktadan, efendim şimdi, bu noktadan berzah vazifesini yapar. Sünnet-i seniye ve akıl. Yani berzahlık yapıyor. Yani insanı burada orayla, sünnet-i seniye ne yaparmış? İnsanın aklını, şuradaki aklını orayla, orada burayla anlam kazandıran sünnet-i seniye murat nisedin. Yani bunu orayla, orayı da bununla ifade ediyor. Akıl böyle bir değerli bir şey. Akıl nedir? Şöyle diyeyim. Bizim köye 3-4 sene önce kaza su geldi. Köye ilk defa girdi. Belki de 5 sene oldu. Bilmiyorum. Onların, Osman biliyor, haritacıdır. Benim kafamda poligon taşı kaldı ama herhalde bir taş da var, başka bir isim de var. Bilmiyorum. Dedim ki, Erol Bey mühendis başlarında. Buyur hocam dedi. Tanıştık. İyi nur talebesi. O denk gelmiş ya. Ya bu geldi arabayla bilmem ne yaptılar günlerce. Bir taşı belirlediler. Tek bir taş. Büyük bir şey kazdılar. Tamam. Bu taş anaymış. Köyün anası. Ona poligon taşı mı ne dediler? Mirengi deniyor abi onun. Mirengi. O ana taş. Mirengi. Ha. Mirengi. Nullu abi. Ha, nirengi. Ha, nirengi. Onu koydu. Dedim ki Erol'um, ben bunu 10 santimetre kaydırsam ne olur dedim. Yani buna göre bu tarla buraya kadar, bu buraya kadar. Eğer 10 dakika, 10 santimetre bunu kaydır hocam dedi. Şu aşağıdaki köyün tarlası var ya, denizin ortasında olur dedi. Yani küçük açı. Ya peki niye bu misali verdim? Bu taşı nereye göre koydu? Uyduya göre koydu. Bu taş nedir? Bu taş akıldır. O zemin nedir? Fıtrattır. Uydu nedir? Arştır, ötelerdir. Sinyal nedir? Sünnet-i seniyedir. Orayı, burayı, bak oraları, bununla burayı, bunu da oraya sinyalini veya çalışmasını yapılandıran sünnet-i seniyedir. Peki bu nirengi noktasını, poligon noktasını böyle şey yapmak nedir? Sünnet-i seniyedir. İşte bu nirengi taş bu köyün, Kazason'un aklıdır. Uydu da arştır. Sinyal ise sünnet-i seniyedir. Tanımlıyor seni. İplere de benzetiyordu zaten. Evet, ip, evet. Burayı oraya, orayı buraya taşıyan sünnet-i seniyedir. Ama neyin üzerinde? Nirengi nokta demek akıl üzerine yapıyor. Aklı olmayanın sinyal çalışmıyor. İnsana burada anlam kazandıran ve insanı izah eden orasıdır. İnsanda burada anlam kazandıran, mana yükleyen, buradaki akla anlam yükleyen, mana veren nedir o? Orasıdır. Dünyada yaşarken insanı oraya taşıyan, oraya uygun sıfatları kazandıran da yine sünnet-i seniyedir. Orayı buraya, burayı da oraya taşıyan sinyal sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye burayı oraya göre yorumlamaktır, izah etmektir, anlam yüklemektir ve hayata anlam ve gaye yükleyerek hedef göstermektir ve insanı kıblesine koymaktır. Bunu Kalafat, Furkan Kalafat, sünnet-i seniye olarak bunu çıkarım yapabilirsin bu kısa bir iki dakikalık. Sünnet-i seniye neymiş? Burayı oraya göre yorumlamaktır, izah etmektir, anlam yüklemektir ve hayata anlam ve gaye yükleyerek
hedef göstermektir ve insanın bütünselliğini getirip kıblesine koymaktır. Sünnet-i Seniye. Sanki Sünnet-i Seniye karanlıkta, kimsesiz, çöllerde kıblename veya navigasyon gibidir. Sanki telefonuna sinyal verip hem yol gösterir hem de ötelerle münasebet kurdurur ve onlarla görüntülü veya sesle ve şekle görüştürür. Sünnet-i Seniye. Ama bunu aklın üzerinde yapıyor. Evet, bugünlük bu kadar. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Cenab-ı Hak rızası dairesinde hareket ettirsin. Yaptığımız, bilmiyoruz, yaptığımız şeyleri rızası dairesini kabul eylesin. Kusurlarımızı da niyetimize göre muamele eylesin. Vâhır da vâhım. Enilhamdülillâ Rabbil âlemin. El-Fatiha temâ selamat.